360 TV'den merhaba. Ben Beyza Hakan. Kayıt dışı bundan böyle heyecan dolu yepyeni bölümleriyle bu ekranlarda olacak. Peki bugün ilk bölümde ne konuşacağız? Suç ve beynin sıra dışı ilişkisini masaya yatıracağız. Alanında uzman isimlerden, özellikle kriminoloji deyince ilk akla gelen isimlerden Profesör Doktor Sevil Atasoy ve Profesör Doktor Gökhan Oral birazdan bu stüdyoda olacak ve seri katil olmanın normlarını tüm çarpıcı bilgilerle birlikte bize aktaracak. Kısa bir aramız var. Hemen ardından kayıt dışı heyecan dolu ilk bölümüyle ekranlarınızda olacak. Az sonra bekliyoruz. Kayıt dışının 360 ekranlarındaki ilk bölümüyle uzman konuklarımızla başlıyoruz efendim. Hemen buluşma etiketimizi söylüyorum. Ardından kıymetli konuklarımızı takdim edeceğim sizlere. İçimizdeki katil etiketiyle katılımlarınızı, görüş ve önerilerinizi, sorularınızı heyecanla bekliyoruz. İçimizdeki katil bu etiket altında buluşuyoruz. Peki konuklarımızı anons ettik. Hemen kendilerine hoş geldiniz diyelim. Alanında en önemli isimlerden demiştim. Zaten adli bilimler deyince ilk akla gelen isim şüphesiz Profesör Doktor Sevil Atasoy hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Onur verdiniz. Ve yine özellikle bu alanı takip eden birçok izleyicimizin çok iyi bildiği bir isim, adli tıp uzmanı Profesör Doktor Gökhan Oral hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam. Sefalar getirdiniz. Sağ olunuz, var olunuz. İlk merak ettiğimiz konu, eminim izleyen herkesin merak ettiği konu, suçlu doğulur mu, sonradan mı olunur hocam? Şöyle bir girizgah için bunu sormak istiyorum. Hoca başlasın bir miktar, devam ederiz biz. Öyle mi diyorsunuz? Yok tabii. Neden bir son sözü sizi bırakalım. Estağfurullah. Evet. Natür mü, nürtür mü? Sadece suçla ilgili değil, tüm davranışlar, mizacımız, değil mi, saçımızın rengi kadar birçok şeyde ilgilendiriyor. Şöyle bir cevap verebilirim özetle. Buyurun. Hiçbir bebek dünyaya beyaz kağıt gibi gelmez. Yani üstüne ne yazarsanız olacak bir beyaz kağıt değildir. Mutlaka genetik, nesiller ötesinden beri getirdiği bir takım özelliklerle gelir. Bu özelliklerin bir kısmı toplumla uyumunu zorlaştıracak özellikler olabilir. Yani hepiniz bilirsiniz, bazı bebekler sakin, yüzüne baktığınız anda gülümseyen bebeklerdir. Evet. Bir kısmı da huzursuzdur sürekli. İlla bu annenin yüzünden, babanın yüzünden, ailenin yüzünden denemez. Yani hepsi kendi yüküyle gelir. Ama çevre ona şekil verecektir. Çünkü prematür doğarız, yani erken doğarız. Hele zihinsel anlamda, emosyonel anlamda bir insan yavrusu olarak dünyaya geliriz. İnsan olarak gelmeyiz. Dolayısıyla bir kısmımız insan olmayı becerir, bir kısmımız beceremez. Bu hem geçmişten getirdiği genetik, biyolojik yük, hem yakın çevresinin tutum ve davranışları, hem de tabii ki geniş çevrenin, toplumun örfleri, adetleri, toplumda yaşanan krizler, savaşlar, şunlar, bunlar, doğal afetler gibi birçok faktörün etkisiyle, hele hele şimdi en moda konu, yasak maddelerinde işin içine karışmasıyla ortaya sıkıntılı durumlar çıkar. Yani şunu anlıyoruz ki erken dönem çocukluk. Belki soracağım Sevil hocama da size de, coğrafi konumun bir takım getirdiği etkiler, dış etkiler, avantajlar, dezavantajlar, fiziki bir takım belki maruz kalınan dönüşüme sebep olan olaylar, travmatik olaylar gibi birçok etken var. Evet. Bunlar bambaşka bir hale getirebiliyor insanı. Doğru mudur hocam?
Şimdi şöyle ben yine biraz önceden alayım. Buyurunuz. Yani evrimsel biyoloji dediğimiz tabii ki bir alan var. Hoca dedi ki nesiller boyu aktarılan. Gerçekten kuşaklar boyu bir kuşaktan diğerine aktarılan bir takım özellikleri var insanın. Ama eninde sonunda anneden %50, babadan %50 DNA bilgisi alarak kendi yaşamına başlıyor. Ama bu DNA bilgisinin daha anne karnındayken, annenin hamileliği sırasında başına gelenler veya kullandığı alkol ya da sigara ya da uyuşturucu madde, görmüş olduğu şiddet, beslenme durumu vesaire gibi bir takım tamamen kendisine bağlı, yani anneye bağlı bir takım koşullar yüzünden DNA'sının üzerinde daha orada, yani daha anne karnındayken bir takım değişiklikler olabiliyor. Biz buna epigenetik diyoruz artık. Yani genetik var ama annenin bulunduğu koşullar yüzünden de o DNA üzerine bir takım başka metil grupları vesaire bağlanarak onun ifadesini değiştirebiliyor. Yani DNA'nın üzerinde değişiklikler yapılabiliyor. İşte o nedenle zaten çocukların gerek madde bağımlılığı, madde kullanım bozukluklarına, gerekse suç ve şiddetle ilgili geleceğini prenatal, yani daha doğmadan önce denetlemek gibi yeni bir trend var artık. Yani burada işe anneyle başlıyoruz. Yani hamile anneyle başlanıyor. Daha sonra tabii doğum sonrasında hem kendisinden kaynaklanan, kendi biyolojik bilgisinden ama hem de çevreden kaynaklanan, daha sonra okuldan, mahalleden, işte toplumdan kaynaklanan değişik nedenlerle insanlar beklendiği gibi belki işte öğrenemiyor, bir öğrenme güçlüğü olabiliyor veya yoksulluk yüzünden yeterince beslenemiyor ya da anne baba ayrılıyor birbirinden. Annenin sürekli diyelim ki şiddet gördüğünü görüyor. Veyahut da eve giren git çıkan yabancı erkekleri görüyor vesaire. Yani bütün bunlar o insanın hakikaten topluma istendiği gibi bir insan olarak yetişmesini engelleyebiliyor. Bunun her noktasını fark etmek mümkün. Yani bu profesyoneller bu aşamalardan hangisinde bir problem olduğunu fark edebilir. Fark ettiğiniz anda da düzeltebilirsiniz. Zaten önemli olan da o. Yani suçu erken fark edebilmek. Bu en karakteristik özelliklerinden biri de şimdilerde artık kabul edilen hayvana karşı gösterdiği şiddettir. Yani bir işte kelebeğin kanadını koparayım bakalım uçabilir mi ya da sineğin koparayım bakalım işte uçabilir mi gibi bir meraktan bahsetmiyoruz. Yani kediyi kömür sobasının içine atandan veyahut da başını suyun altına tutup onu boğandan filan bahsediyoruz. Veya canlıyken işte kuyruğunu kesen, kulağını kesen vesaire. Bunun fark edildiği anda mutlaka profesyonel desteğe ihtiyaç var. Yani bunu ailenin düzeltmesi artık mümkün değil. Ama bunu aile fark etmeyebilir. Fakat karşıki bakkal fark eder. Veyahut da işte servis şoförü sonunda fark edebilir. Her halükarda bir takım işaretlerin tespit edilmesi durumunda muhakkak profesyonel destek gerekiyor ki bu ülkemizde pek yapılan bir şey değil ama çok önemli bir şey. Erken yaşta şiddet eğilimi olduğunun en önemli emarelerinden. Şu anda öyle. Bir takım başka işaretler de vardı. Onlardan vazgeçildi ama yani şu anda bu kabul görmüş, yani bilimsel olarak kabul görmüş bir işaret. Erken tanı işareti. Niye derseniz, yani hayvana şiddet gösterenin yarın öbür gün muhakkak birini öldüreceğini söyleyemeyiz elbette. Evet. Ama bunun tersi hemen hemen her zaman vaki. Yani bütün o bildiğiniz çok sayıda insan canını almış olan şeylerin, kişilerin geçmişlerinde hayvana şiddet var. Oraya bir merak var. Onları işte içine açıp içine bakmak, saklamak
içini doldurup saklamak vesaire gibi şeyler hepsinde görürsünüz zaten bunu. Beyin tabii suçu nasıl inşa eder? Şimdi onu böyle merak ediyoruz. Birçok alt başlık çıkıyor Sevil Hocam'ın da söylediği gibi. Örneklere de spesifik olarak birazdan gireceğiz ama sanıyorum en çok takıldığımız şu. Bunların olduğu herkes, bunlar dediğim şu, anne baba ayrılığı, belki aile içinde kısmen içeriği değişebilir. Cinsel, psikolojik, fiziki, bir şekilde istismar. Bunlara maruz kalan herkeste mi bu olasılığı var, suça eğilim olasılığı var? Tam karar ağrına getiren ana etki nedir? Aslında hepimiz onda işte içimizde katil var mı ya da katil bize yakın mının temelindeki aslında soru zannediyorum bu. Her şiddete uğrayan aile içinde katil olma eğilimli olabilir mi? Olur mu öyle şey? Olmaz. Hayır anne. Olmaz öyle şey. Yani sakın öyle de düşünmeyin. Yani biz ortaya çıkmış bir durumun, örneğin bir seri cinayet failinde geçmişteki hayatındaki bileşenleri bir araya getirmek konusunda bazı yollar kat ettiğimizi söyleyebiliriz. Şunlar 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 etki etmiş olabilir. Ama bugün olmuş bir hadisenin yarın şuna sebebiyet vereceği gibi bir şeyde bulunamayız. Ancak tıpkı hocamın dediği gibi yani mesela hayvana yönelik şiddet genellikle küçümsenen bir şeydir. Yani kediye köpeğe ne olacak çocuk bu işte filan diye bunu dikkatle bakmak lazım. Bu tabii bir sonuçtur. Çocuğun içinde bir şeylerin yolunda gitmediğinin işaretidir. Öyle bir durum. Bu gitmeyen şeyler en de sonunda karşımıza başka şeyler de çıkartabilir. Yani önemsiz deyip geçiştirmememiz gereken bir husustur. Bir risk faktörüdür. Sadece bundan ibaret. Yani yüksek bir risk faktörüdür ama. Gerçekten. En önemli işaretlerden biri anladığımız kadarıyla. Evet, kesinlikle eskiden beri önemsenen bir işaret. Birkaç işaret daha üstünde durulurdu ama tıpkı dediği gibi hocamın geriye bu kaldı. Bu hayvan hakları savunucuları çok haklılar birçok açıdan. Evet. Yani adalet açısından da haklılar ama daha önemlisi dikkatli olmak gerekir. Yani. Çok dikkatli olmak gerekir. Hı hı. Hayvanla birlikte başlayan bu şiddet uygulama arzusunun temelinden başlayacak olursak ne yapıyor da o eylem kendini rahatlatmaya sebebiyet veriyor? İntikam mı alıyor? Kendini anlatmaya, sesini duyurmaya mı çalışıyor? Cinsel bir haz mı duymaya başlıyor? Kaç yaşından itibaren bu konuşulabilir? Hayvanla, yani çocukluk evresinden bahsediyorum. Ne oluyor da onu yapınca neye ulaşıyor? Şimdi bakın önce demin sorduğunuz soruyu biraz oradan sürdürmek lazım konuyu. Buyurun hocam. Şimdi hoca risk faktörü dedi. Evet. Hayvan için risk faktörü dedi. Risk faktörleri ve koruyucu faktörler diye iki büyük tabii ki konudan bahsetmemiz gerekiyor. Aynı riskleri taşıyan insanların bazıları suç işler, madde kullanır, hırsızlık yapar, adam öldürür. Aynı riskleri taşıdığı halde bir başkası yapmaz. Hı hı. Çünkü koruyucu faktörleri vardır. Şimdi bunlar nedir derseniz eğer, genetik elbette bir risktir. Yani annenin ve babanın her ikisinin birden suç işlemiş olan insanlar olması, cezaevine girip çıkmış insanlar olması genetik olarak orada bir şeyin olduğunu bize gösteriyor. Ama yapılan pek çok araştırma var. İkizlerle, tek yumurta ikizleriyle yapılan araştırmalar var. Böyle suçlu ailelerin çocukları, ikiz çocukları birbirinden ayrılarak farklı ailelerde büyütüldüklerinde çok daha iyi koşullarda sevecen aileler içerisinde daha iyi okudukları, bunlardan bir tanesinin daha başarılı olduğu ve daha iyi bir iş sahibi olduğu, hiç de suça karışmadığını görüyoruz. Ama bu kadar iyi koşulları olmayan bir ailede olduğu zaman gerçekten o genetik risk ortaya çıkabiliyor. Bunun gibi mesela okul başarısı çok önemli bir koruyucu faktördür. Spor yapması çok önemlidir. Veya iyi beslenmesi önemlidir. Şimdi bu koruyucu faktörlerin
neler olduğunu tabii biliyoruz. Yani bununla ilgili çok da yayın var. Fakat çocuklarımızın buna uyup uymadığı, yani çocuklarımızın koruyucu faktörleri olup olmadığını anlamak üzere yapılan tabii ki anketler var. Bunlardan bir tanesi ESPAT dediğimiz, yani Avrupa'nın 15-16 yaş aralığında yapmış olduğu bir anket. Bütün okullarda yapılır. Tabii okullaşma oranının çok yüksek olduğu ülkelerde bütün okullardaki 15-16 yaşı taradığınız zaman neredeyse o toplumun bütün 15-16'sına ulaşıyorsunuz. Bizde öyle değil. Yani okullaşma oranı o kadar yüksek olmayan ülkeler için bütün o kuşağa ulaşmak mümkün olamıyor. Fakat her yıl yapılan bu anketlerde bisiklete binerken kask takar mısın? Otomobile bindiğin zaman işte kemer takar mısın? Evet. Öğlenliğin ne yersin? İşte cipsle elma arasında hangisini tercih edersin diye sorar. Ve de orada gördüğü probleme göre de o kişilere kendilerine daha iyi bakmaları önerilir ve de o da sağlanır. Koruyucu yani, faktörü. Koruyucu evet. faktörü arttırmaya çalışırız. Önlenemez, korktuğumuz kadar detaylara yavaş yavaş ineceğiz, girizgahtayız ama önlenemez bir duygu bizim için bu merak. Katillere, seri katillere, tırnak içinde suç işleyenlere olan merakımızın korktuğumuz kadar kuvvetli bir etkisi var üzerimizde. Başlıklar halinde konuşacağız ama şimdi sadece dediğim gibi neler konuşacağımızı biraz da izleyicilerimize anlatmak için soracağım. Gökhan hocamı da çok iyi anlıyorum. O da beni anlayacaktır değil mi hocam sorarken? Bir dizi çok revaçlı. Evet öncesi vardı. Bunun Dexter'ı vardı. Ben de izlemiştim ama Dahmer'ın hayat hikayesi veya bunun onun öncesinde belgeseli şu an o kadar kuvvetli izleniyor ki bir kez daha bizim katillerin hayat hikayesine olan merakımız zaten bu programı yapmaya itti. Dahmer bir ilk değildi. Siz zaten uzmanlarsınız. Sevgili hocam siz de biliyorsunuz. Ama neden çok merak ettik? Neden çok etkilendik? Ne arıyoruz o hayat hikayesinde? Bize benzerlikler var mı yok mu diye mi arıyoruz? Şimdi şöyle bir kere şunu söylemek gerekir ki Dahmer'e gelinceye kadar bir takım algıları düzeltmekte fayda var. Buyurunuz. Bunlardan bir tanesi sanki her köşe başında bir kadın öldürülüyor ve kadınlar erkeklere göre daha fazla öldürülüyormuş gibi bir algı var. Bütün şeylerde, dizilerde, romanlarda genellikle veyahut da işte gerçek suç öyküleri anlatanların öykülerine baktığınız zaman katil bir erkek ve de mağdur bir kadın. Genellikle öldürülen kadın oluyor. Şimdi Dahmer'de bir istisna orada onlar çünkü eşcinsel. Hı. Yani o erkekleri öldürüyor. Genç, evet bir genç, belli bir yüz yapısına sahip olan erkekleri öldürüyor. İki tane istisnası var onun içerisinde ama o serinin içinde hepsi belli bir dış görünüşe sahip olan insanlar. Şimdi diğer türlü hemen şunu söyleyelim ki genelde erkekler erkekleri öldürür çoğunlukta. Yani kurban çok erkektir. Ilginç. Az sayıda kadın öldürülür istatistiksel olarak baktığınızda. Halbuki tam tersi bir algı var. Evet. Yani sanki erkekler kadınları öldürüyormuş gibi duruyor. Bu bir. İkincisi kadınları öldürenler genellikle tanıdığı insanlardır. Yani babasıdır, abisidir, işte evlenmek istemediği erkektir ya da boşanmak istediği erkektir ya da daha önce boşandığı kişidir tekrar. Cezaevine girer çıkar kadını öldürür vesaire. Şimdi ve de kendi evidir öldürüldüğü yer. Yani sokakta falan değil genellikle kendini en çok güvende hissettiği yerde şiddet görür. Şimdi bunlar tabii televizyon dizilerinin hiçbirinde böyle şeyler görmüyorsunuz. Sizin gördüğünüz yani işte kapıyı açıyor ya da işte yabancı birinin otomobiline biniyor ya da beraber bara gidiyor ya da çok evet. açık saçık giyinmiş habire başka erkeklerle birlikte oluyor filan böyle kadınlar görüyorsunuz ki bunlar istisna. Bu bir mağduriyet korkusu yaratıyor ve de kadınlar bu dizileri ve romanları evet. tabii daha çok izliyorlar ve de sebepleri de var bilimsel olarak açıklaması da var bunun. Önce bunu söylemek lazım. Dahmer'e gelince tabii neden çok merak ediyoruz hikayesini? Neden merak ediyoruz? Bence son zamanlarda o kanal devamlı olarak bir kere bu tip şeylerin üzerine gitmeye başladı.
gerçek suç öykülerinin çok iyi sattığını gördü. Kitaplar da daha çok satıyor zaten. Öte yandan mesela tamamen kurgu zannettiğiniz CSI ve onun spin-off'ları, işte Las Vegas'ı filan, Miami'si evet. filan, bunlar hepsi gerçek suç öyküsüdür onların. Yani benim de üyesi bulunduğum bir derneğe işte daha fazla bütçeden para ayrılabilmesi için yapılan bir çağrıyla başlamıştır bu. Yani dernek üyelerine hepiniz kendinizce en iyi, en enteresan vakanızı, dosyanızı anlatın, bize verin, onun filmini yapalım. Böylelikle kriminal laboratuvarların ne kadar iyi çalıştığı, ne kadar kıldan tüyden bir şeyler bulduğunu toplum görsün. Ama ayrıca da tabii ki bütçeden bize daha fazla pay verilsin. Bu laboratuvarlar daha fazla desteklensin. Çünkü Amerika'nın 500 kadar kriminal laboratuvarı vardır. Bunların altyapısı hiç de öyle filmlerde ya da CSI'de gördüğünüz gibi değildir. Kötüdür yani. Çalışanlar da hiç de o kadar parlak insanlar değildir. Yani o da bir algı. Zaten o cihazlar konsinyedir. Yani ona bir reklam yani orada izlenen her şey. Fakat bu ters etmiştir. Yani toplum, laboratuvarlar bu kadar iyi, bu kadar her şeyi çözüyor zannına kapıldı. Yani öyle değil. Şimdi bu kanalda bu CSI'ların tabii hikayesini biliyor. Yani gerçek suç öykülerine dayandığını biliyor. Bunun üzerine kendisi bunu, şimdi son zamanlarda çok var. TLC'deki dizilerde evet. mesela o şekilde gerçek olaylar, yakınlarını bulup konuşturuyorlar. Bunu Türkiye'de de çok yapmaya çalışan olduk. Yani biz de olayların işte bulalım, aileyi bulalım, onlar konuşsun vesaire. Bana da çok teklif geldi tabii bu konuda. Tamam, ben ediyorum. Hararetle karşı çıktım. Çünkü o insanları yeniden mağdur ediyorsunuz. Çünkü o damerin yarısı uydurma. Kurgu. Tabii yani yarısı. Mesela öyle bir komşu kadın yok. Yani oradan kokuları duyan bir kadın yok. Ama o anlatıcı olarak orada eklenmiş yani onun içerisine. Üstelik öyle hangi bir komşu yarısı yok. Uydurma o da belli değil. O komşu yok. Zaten Dahmer'in öldürdüğü kişilerin aileleri muazzam bu işe sinirlendiler. Yani bu çok rahatsız edici şeyler de oldu orada. Gerçek olmayan ve ısrarla da bir akıl hastası olduğu üzerine tabii ki evet. kuruluyor dizi. Sanki adamı haksız yere işte mahkum ettiler ve de çok işte, riskli bir şey değil mi? Suçluyu ama aklamaya kalkma noktasında çok ince bir alan, oraya da dokunuyor. İşte evet. Şöyle yani bu adamın çok akıl sert. Hastası olduğu ve bunun bir yüksek güvenlikli cezaevinde kalması, yani bir hastanede kalması icap ettiğini söyleyen çok oldu. Yani psikiyatri uzmanları muayene ettiler, defalarca Dahmer'i muayene ettiler ama iyi ile kötüyü birbirinden tefrik ettiğini ve bu yaptığı işin kafayı matkapla delip içine enjektörle asit şey yapmanın, püskürtmenin kötü bir şey olduğunu gayet iyi biliyordu yani kendisi. Onun için de normal cezaevindeydi. Sonunu söylemeyelim tabii. Belki hala seyreden olabilir. Yani o karşı komşu yok, kadının polisi defalarca yok. Araması, ikna hayır. edememesi vesaire gibi şeyler hayır. hep kurgu. Hayır, şöyle komşular bir kere hepsi zenci onların. Yani evet. işte öyle bir yerde oturuyor bu adam. Yani bir beyaz gözlüklü, entelektüel görünümlü ve ufak tefek yani sarışın bir adam bir sürü siyahinin arasında. O mahalle de öyle bir mahalle zaten. Ve de fakir insanlar ve de işte elektrik parasını ödeyemiyor, su parasını ödeyemiyor falan. Yani böyle kötü bir mahalle. Ve bu mahalle bu adamın zaman zaman acayip sesler çıkıyor ve bunlar uyuyamıyorlar filan. Yani bundan şikayet ediyorlar. Artı işte çıkarttığı çöpler var. Bu çöpleri çıkartırken kediler koku. Geliyor bilmem ne. Yani bu kedilerden şikayetçi bunlar. Çünkü apartmanın içine devamlı kediler doluyor. Bu işte et kokusu yüzünden evet. açıkçası. Ve de işte çöp çıkarıyor arkaya. Onları dolduruyor. Böyle bir iki defa hakikaten şikayet etmişler ama orada polisin tabii daha sonra çok büyük şeyleri var. Yani bunları teknik olarak yetersiz arkadaş zannediyor. Bir tane sokaktaki bir çocuk var mesela. Onu gerçekten bunun partneri zannediyor polis. Dalgasını geçiyor filan yani bir beyazla bir Asyalı bir çocuk filan gibi.
Ve de onlar daha sonra soruşturmaya uğradılar. Görevden bir alındılar. Sonra davayla tekrar geri döndüler filan o polisler. Yani yarısı şeydir, kurgu. Ve onu gerçekten akıl hastası gibi göstermeye çalışan bir şey. Yapım. Bir yapım. Dolayısıyla ölümüne sebep oldu devlet gibi gidiyor sonunda. Yani bunu böyle bir cezaevine koymamış olsaydı başına bunlar gelmeyecekti diyor o cezaevinde. Efendim dindarlığa da kalkıştı evet. Bitti filan filan. Yani evet. Tabii birazdan davranış benzer ortak özellikleri var mıya geldiğim zaman zaten soracağım bir şey. İkna etme kabiliyetlerinde benzerlik görüyoruz. Siz değerli hocalarıma soracağım. Buyurunuz hocam. Şimdi çok doğru. Benim de katıldığım değil sadece yani genel olarak üzerinde konsensüs olan şeyleri söylüyor hocamız. Belki onu biraz aralayabilirim ben. Siz niye merak ediyorsunuz insanlar bu diziyi diyorsunuz? Şiddet görüntüleri türlü sebeplerle merak uyandırır. Tabii. Ya küçük bir çocukken bile yani işte bir kedi ölmüş şurada deyince mahallenin bütün çocukları biz gider bakardık çomakla nasıl ölmüş, ne olmuş. Bir meraktır bu. Yani etrafımızda olup biten şeyleri iyi anlamak adına kendimizi de ona göre müdafaa edeceğiz. Ya da çevreyi tanımak adına zaten. Zaten böyle bir dürtüsel tarafı zaten vardır. Ama benim en önemsediğim taraflarından biri ki işte bu dizilerdeki tuzakları anlatması da çok önemli o yüzden. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Biz eğitildiğimiz biçimiyle, dünyanın bize anlatıldığı biçimiyle medeniyet eğer usulüne uygun, adil, ilkeli, cesur her neyse bu tür davranışların içinde bulunursak işlerin yolunda gideceği bir medeniyet kurduğumuzu zannediyoruz. Böyle zannediyoruz. Ya ve neredeyse mükemmel olduğuna inanıyoruz bu anlamda. Bunun dışına çıkan durumlarda işte mesela bir seri katil. Evet. Bir dakika şimdi bu ne oldu burada? Çünkü birisi karısını öldürürse bir sebep bulacağız. İşte kıskanmış da şöyle olmuş da böyle değil mi? Bir motivasyon. Hı. Herkesin anladığı ne bilmem finansal bir motivasyon olacak. Ya da kıskançlıkla ilgili bir motivasyon olacak. Bir şey olacak. Ama seri katil ne bu yani? O mahallede yaşayan vatandaşlar ufak tefek işte yani hali tavrı bize göre katile benzemeyen ne demekse o. Katil nasıl olacaksa Falconetti gibi bir dizi vardı hatırlarsınız. Onun gibi böyle kesik şeyler olacak, eli yer olacak, eli bir Lombroso'dan neyse Lombroso'dan beri. Şimdi öyle olacak diye bir takım basma kalıp ön düşüncelere kapılıyoruz ve anlayamıyoruz. Yani kıskançlık yok işin içinde. Maddi bir menfaat yok işin içinde. O zaman bu ne olabilir? Olsa olsa akıl hastasıdır. Olsa olsa sapıktır. Ya da olsa olsa bunlar belki de suçlu doğuyorlardır. Yani daha doğuştan evet. Seri katil o bebeğe bakıyor. Bu seri katil olacak gibi bir şey vardır, bir işaret vardır filan. Lokusta gibi basma kalıp düşüncelere doğru meylediyoruz. Böyle düşünmek zorundayız biraz. Yanlış ve hatalı bir muhakeme olmakla birlikte. Çünkü o zaman şöyle düşünmemiz gerekirdi tersi olsaydı. Yani bu kadar itimat ettiğimiz medeniyet belki de o kadar kuvvetli, sağlam bir kumaş değildir. Lime limedir belki de. Yani her şeyi dozunda ve yolunda yapsak dahi böyle saçma sapan anlayamayacağımız şeyler ortaya çıkabilir. Tam anlayamayacağımız. Bu riskleri sıfırlayamayabiliriz. Ne bileyim işte tüm inançlı insanların bir arada bulunduğu kutsal Vatikan'da çocuk tacizini engelleyemeyebiliriz mesela. Din yeterince korumuyormuş demek ki. Yani bu kadar inançlı insanın sapıklığı engellemiyormuş, ahlaklılığı ortaya getirmiyormuş diyeceğiz. Aslında bunu dedik malum korona. Evet. Karantinada bir dedik. Baktık ki bütün sistem medeniyet çöktü. Şimdi dolayısıyla bu basma kalıp düşünceleri beslemek adına yapılır bu diziler.
güya aslında merak uyandırıp olağanın dışında bir durum yaratıyor. Seri cinayet faili üstünden herkese merak duygusu uyandırıyor. Ondan sonra da yavaş yavaş işte kendi kurgularıyla böyle oldu. Neymiş işte kumral sevgilisi onu terk etmiş. O yüzden kumralları öldürmeye başlamış. Böyle bir şey olmaz yani. Böyle bir şey yok yani. Seçmiş. Kurgu dedim onun kurgusu. Ve dediğiniz de çok doğrudur. Bunların çoğu yani ciddi akıl hastası olmayanları kastediyorsak manipüle etmeyi çok severler etrafı. Ve suçlandıktan sonraki dönemde de güçlülük hissini devam ettirebilmek adına türlü hikayeler uydururlar. Yani işte ben aslında yiyordum şurasını burasını. Bilmiyoruz yiyor muydu değil miydi? Öyle diyor. Yani bu doğrudur diye de facto hemen kabul edemeyiz. Evet. Ve dolayısıyla amaç zaten etrafı kontrol altında tutmak ve güçlü hissetmektir. Etrafın korkusundan beslenirler. İşte tam da bu beslendiği şeyle, bu dizilerle de bazı firmalar besleniyor diyelim. Yani biraz da onların istediği oliyor. Yani bu katillerin ya da seri katillerin oluyor. İsteğine onlara çıkıyor. Güç atfedilmiş oluyor. Yani bir de yakalanamıyorlar, polis çözemiyor, işte bazı hatalarla işler karışıyor falan filan. Bunlar ya güçlü garip insanlar oluyorlar. Evet. Yani mesela bir Animal Lecture diye bir karakter vardı işte. Biliyorsunuz ilk böyle bir patladı bu bir filmle. Kuzuların sessizliği. Evet. Albert Fish'in hayatından yani, ben söyleyeyim hocam. Evet. Tamam ben isim almayayım. O çünkü bir kurgusal bir karakter. Şimdi öyle bir karakterin yaşıyor olma ihtimali yok. Yani öyle bir karakteri... Şu anda bunu duyunca rahatladık. Yani yok yani. Tamam birilerini öldüren birileri var da kulağını koparsın. Aynı zamanda o kadar zeki ve structure işler kısmen olabilir bunlar. Kısmen olabilir. O yüzden birkaç karakterin özelliklerini toplamışlardır. Yani insanlar inanıyorlar televizyonda seyrettiklerine tabii. Yani Süpermen'e ne kadar inanıyorsanız yani bunlarda o kadar inanacaksınız yani aslında ya da buradaki Dahmer karakterinin de gerçekten böyle bir karakter olduğunu ancak o kadar inanacaksınız. Bir ne demiş Dahmer? Şöyle bir onun söyledikleri var dikkat çeken. Bir birlikte izleyelim hocalarım müsaadenizle hemen ardından devam edeceğiz. Ne diyor Dahmer bir bakalım. In ninth grade, in biology class, we had the usual dissection of fetal pigs. I took the remains of that home and kept the skeleton of it. And I just started branching out, dogs, cats. I suppose it could have turned into a normal hobby like taxidermy, but it didn't. It veered off into this. Why, I don't know. All I know is that I wanted to see what the insides of these animals look. Yes, there was no sexual pleasure, but just it's hard to describe. I don't know, that's it. It became a compulsion, and it switched from animals to humans. It was the least satisfactory part. I didn't enjoy doing that. That's why I tried to create living zombies with muriatic acid in the drill. Connor, it is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. Her ne yaptımsa sebebi nefret değil. Biliyordum ki hastayım ya da kötü birisiyim ama şimdi eminim hastayım diyor. Tabii farklılıklar arz ediyor ama. Tabii ki yani çok iyi bir savunma tabii ki bu. Hmm. Yani bu başka bir şey değil.
Yani hepsi kabul etmiyor değil mi hocam hasta o? Değişkenlik arz ediyor bu ifadeler. Kimisi normal kabul ediyor, kimisi böyle hastayım diyor. Yani samimiyetle burada, mi inanıyor burada, hasta olduğuna mesela? Yani onu anlamamız tabii ki mümkün değil. Ama bu koşullarda bu polise verdiği ifadedir bu. Saatlerce konuşmuştuk polis bununla. Çünkü orada insan parçaları vardı değişik, işte dolapların içinde bir loft gibi bir yerde oturuyordu bu ve oradaki parçaları adli tıp uzmanları, bir büyük bir ekip bunu gelip orada torbalar içinde almışlardır. Daha sonra da bu şeyleri dinledikten sonra ancak otopsi bulgularını değerlendirebilmişlerdir. Yani neler yaptığını o kadar ayrıntılı anlatmıştır ki dolayısıyla onlar da otopsi bulgularının anlatımlarla örtüşüp örtüşmediğini tetkik edebilmişler ve o şekilde zaten devamlı bunu konuşturmuşlar neticede. Şimdi bu tabii akıl hastası olduğunu yani insanity defense dediğimiz Amerikalıların çok yaygın olarak kullanılan bir savunma stratejisidir. Avukat da buna bunu öğretmiştir zaten yani böyle dediği. Dolayısıyla anlatımlarının hani ben bunun çocukken böyle olduğunu şey o kötü bir şey olduğunu biliyordum filan filan ama bu çocuğun bütün hikayesi 12-13 yaşlarında bir ağacın üstünde kendi yaşlarında bir başka erkek çocukla birlikte olmuştur. Yani oradan başlayan bir zaten eşcinselliği var. Yani o yaştan başlayan ve bunu hiç kimseye söyleyememiştir. Söyleyebilmiş olsaydı eğer en azından kardeşine söyleyebilmiş olsaydı belki orada da bir yani birine anlatabilmiş olsaydı en azından bütün bunları yaşamayabilirdi. Ha, o manken kaçırma, büyükannesinin evinde sakın onunla birlikte olması için bütün bunların hepsi o içinde tutmaya çabasından oluyor. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Bu toplumun eşcinsellere karşı göstermiş olduğu büyük nefret ve baskı bulunduğu tabii ki eyalette de bir hayli bir ağır bir baskı. Öyle. Yani o tarihlerde de zaten hiçbir şekilde tolerans yoktu. Dolayısıyla bunu hiçbir şekilde de dillendirememiştir kendisi. Yani o nedenle bu kadar küçük yaştan itibaren böyle kendine göre tuhaf ve de toplumca reddedilen bir şeye sahip olması yüzünden zaten daha sonra giderek onu tırmandırdı. Nitekim de hep erkekleri öldürdü. Hep küçük yaştaki güzel erkekleri öldürdü ve de tuhaf biçimlerde de sonra cesetlerine şekiller verdi ve fotoğraf çekti. Birçok adli tıp kitabının içindeki işte veya daha çok da olay yeri inceleme ve de cinayet işte bürolarının kullandığı başucu kitaplarında onun çektiği polaroidlerin resmi vardır. Yani çok da önemli bir belgeler bırakmıştır. Sadece o değil birçok seri katil bu tip cinsel sorunlarla ilgili adam öldürenlerin fotoğraf çektiğini biliyoruz. Çünkü o fotoğrafa baktıkça tekrar olayı hatırlıyor ve tekrar onu yaşıyor. O onun için bir yeniden birini öldürmemek için bir çare aslında o. Yani o resimler. Ha, o boşluğu, o süreci tabii, onunla tabii, dolduruyor. Tabii çünkü soğuma için. Evresi dediğimiz bir şey var. Yani bunlar her gün birini öldürmüyorlar. Arada böyle zaman geçiyor. O geçen zamanda bu fotoğraflar çok önemli tabii ki. Bir kurtarıcı yani bir çözüm. Ama bu bir saç tokası da olabilir. Bir iç çamaşır da olabilir, bir ayakkabı da olabilir. Onu gördüğü anda zaten o olayı yeniden yaşıyor. O nedenle de gidip başka birini avlamaya kalkmıyor. Benimle arkadaşlık etmeye devam etmesi için, affedersiniz hocam. Yani, evet. Arkadaşlık etmeye devam etmesi için sakladım diyor bazı parçaları. Bu aynı anlama geliyor zannediyorum, değil mi? Tabii şey de öyledir. Yani insan eti yemelerinin de sebebi onu o kadar çok seviyor ki onu içine almak istiyor. Yani o yemenin de bir izahını böyle bir o parçayı kendi içinde yaşamak istiyor. Albert Fischer'ni. Burada tabii ki bir seri katilin üstünden konuşuyoruz konuyu. Ama ona spesifik, sadece güncel ona, olduğu için yani, bir evet çıkış ona noktası. Spesifik olsun diye düşünmeyelim bunu. Mesela şöyle bir yanlış anlaşılmadı olabilir hocam. Sanki eşcinsel olduğu ve insanlar eşcinselliği kabul etmediği için seri katil olduğu gibi bir sonuç çıkartılmaması. Hayır, gerekir hocanın söylediklerinden. O dönemde ondan öyle bir şey çıkarmamalı. Kaldı ki bir böylesine regresi olmuş bir
seni cinayet faili için eşcinsel demek bile yanlıştır. Yani o nasıl söyleyeyim, kimliği ve kendilik duygusu o kadar zayıf, dağınık ve paramparçadır ki birçoğu için geçerli bu. Şahıs üstünde konuşmuyorum. Keşke eşcinsel olsa. Yani öyle bir şey diyemezsiniz. Yani oralara kadar gelebilmiş bir mizaç değil. Ve belki genel bir benzetmeyle şöyle bir şey diyebiliriz. Çok daha erken dönemde, çok daha çocukluğun erken dönemlerinde yaşanmış ağır mağlubiyet ve hüsranlar bazen erişkin hayatta bazı eylemlerle rövanş alınır, intikam alınır. İntikam. Sahte bir rövanştır bu. Yani çocukluğun mağduriyeti ve mağlubiyetini sahte zaferlerle, ya güya zaferlerle dengelemeye çalışır. Kendisi de bilmez zaten niye bunları yaptığını, içinde bunların geldiğini. Ona sorsanız ne olacak, ne anlatacak yani? Siz mesela bazı hoşlanmadığınız huyların niye olduğunu biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Evet. Ancak yıllarca üstünde uğraşırsanız belki anlıyorsunuz arkasındaki sebepleri ve bileşenleri. O da bilmiyor şüphesiz ki. Ve hocamın söylediği şey çok önemliydi yalnız. Çok önemsedim ben onu. İfade. Biz insanlar lisanı kullanırız olup bitenleri anlayabilmek ve anlatabilmek adına. Ve bu sihirli bir etki yaratır. Büyü gibi bir şeydir konuşmak. Neredeyse böyle, yani böyle. Bir Freud'dan bir anlatıyla söylüyorum bunu. Yani zaten ilk dönemlerde de muhtemelen aynı işi görüyorlardı der. Aynı vazifeyi görüyorlardı. Sözler, kelimeler ve büyü. Şimdi de önemli miktarda aynı işi görürler. Eğer bir şey ifade alanına taşınamazsa, simgeleştirilemezse, neyse o sıkıntı, kendisini eylemle ifade eder. Dolayısıyla bu sahneler, eylemlerin bütünü, ki mizansen hep aynıdır, aslında anlatamadığı şeylerin bir koreografisidir. Ve zaten profillemeyi de onun üstünden yaparız. Yani o koreografinin ayrıntılarına bakarak, ha şöyle biri şunu demek istiyor. Bunu anlatmak istiyor. Çünkü lisanla değil, eylemle anlatıyor bunu. Dolayısıyla hayvanlara yönelik eziyet yapıyorsa tekrarlayıcı bir şekilde yine bir şey anlatıyor. Ya da uygun bulunmayan bir sıra dışı eyleme kalkışmışsa, toplumca uygun bulunmayan, yine bir şey anlatıyor. Yani biz onun eylemini deşifre etmeye çalışıyoruz. O mizanseni deşifre etmeye çalışıyoruz. O fotoğrafı deşifre etmeyi, orada sahneliyor bir şeyi. Sahneliyor. Sözsüz bir sahne. Bir anlamda değil mi hocam? Kesinlikle canlandırma. Sözsüz bir canlandırmadır o. Ya. Şimdi o kadar çok Twitter'da ben uyarı da alıyorum arkadaşlarımdan. O kadar çok soru var ki içimizdeki katil etiketimiz hem Instagram'dan Beyza Akan Official'dan hem de Twitter'dan içimizdeki katil etiketiyle lütfen buluşmaya devam edelim. Hem Sevil hocamıza hem Gökhan hocamıza sorular var. Çok detay da içeren sorular. Daha ilk bölümdeyiz. İnanınız hepsine ben de girmeye çalışacağım. Sorularınızı da hocalarıma aktarmaya çalışacağım. Öncelikle çok teşekkürler. Konuya çok hakim izleyicilerimiz olduğunu görüyorum. Bir izleyicimiz ilk girişte ben de şöyle bir soft geçiş yaparken söylemiştim. Bir Dexter örneği vermiştim. Aklıma Dexter karakteri geldi. Katil olacağını küçükken kestiren polis babanın nasıl olsa ileride birini öldürecek bilinciyle kötüleri öldürmeye yönlendirmiş bir adli tıp uzmanı olan seri katil diyor. Bu kadar katil yapım, içerikli yapımlar Revanş'ta değilken evet birçoğumuzun izlediği bir karakterdi. Girişte şöyle bir yine birazdan alt başlıklarını açacağız hocalarıma. Söylemiştim ben de çok haklısınız sağ olunuz. İçimizdeki katil Ali Bey diyor ki genetik aktarımların suç ve şiddette belirleyiciliği var mıdır ki bunu az önce detaylandırdı hocalarımız. Veya
Şimdi bu kavramlar noktasında uzmanlar çok hassastır. Ben seyircimiz yazdığı için olduğu gibi aktaracağım. Veya sadist bir kişiliğin bu tarz bir durumdan haz almasının temelinde genetik aktarımda olabilir mi? Nurefşan adlı izleyicimiz diyor ki McDonald davranış üçlemesinden bahsedilen kundaklama, yatağı ıslatma ve hayvana eziyet, şiddet eğilimi ve seri suçlar için her daim bir dayanak noktası oluşturur. Hayır, çok işte demin onu söyledik ya. Evet. Yani bunlar sayısı daha fazlaydı. Şimdi kala kala bu kaldı dedik. Evet. Sadece başkaları hayvan da vardı. Eksi bir söylediğim de vardı. Bunlar vardı. Bunların hiçbirisi artık yok. Ama hayvana şiddet çok hala önemini koruyor. Yani evet, fena muamele diyoruz şiddetten. En öne çıkan. Fena muamele öne çıkan. Burada Sevil Hanım'ı görmek ne güzel ve ne güzel bir program demiş içimize katil etiketiyle. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok mutluyuz hocamızı ve Gökhan hocamızı da keza ağırlamaktan. Hocam yıllar önce ülkemizde DNA Bankası kurulmalı demiştiniz diye hatırlatıyor. Döndü dolaştı. Takip ediyorlar. Döndü dolaştı. Kendini bu şu öldüreyim. Banka geldi. Evet, bizim seri katillerimiz vardı diye soruyorlar. Şimdi evet, bizim diyeti yine sizin söyleminiz olduğu için değerli izleyicimiz aktarıyorum. Bu da birazdan başlı başına hocalarıma danışacağım bir konu. Bekliyoruz efendim sorularınızı, ara ara aktarmaya çalışacağım. Çok teşekkürler. İçimizdeki katil etiketimiz. Dexter'le ilgili bir parantez açıp küçük bir şey anlatmak istiyorum. Bu kadar moda değilken, çünkü benim de izlediğim ve çok popüler olan bir diziydi çünkü. Şimdi şöyle, adaleti eline alan polisler vardır bütün dünyada. Yakalar, götürür, salıverirler. Yeterince delil bulamadığı için. Ama bilir yani bu adam, yani uyuşturucuyu kaçıran da buydu veya bunu öldüren de buydu. Ama kanıtlayamadığı için bir türlü onun salıverilmesine çok içerler. Şimdi Dexter gerçek hayatta öyle bir polis var. Yani adaleti eline alan, eline silah alan iki arkadaştır bunlar. Kaliforniya'da, Florida'da bir şehirdedirler. Miami polisinde. Ve de gündüz yakaladıkları adamları salıverince, savcı salıverince gidip bunlar evleri basar, adamları öldürürler. Budur yani gerçekte. Ya, asıl hikayesi. Şimdi bu bir olay yeri inceleme uzmanı aslında. Yani Dexter'deki ve de kan lekelerinden anlayan birisi. Yani babası böyle bir mı özelliği hocam de var. Yoksa kendisi de bu. Kendisi de kriminalde çalışan birisi. Şimdi polislerin katil olduğunu görüyoruz. Hemşirelerin katil olduğunu görürüz. Doktorların katil olduğunu görürüz. Yani böyle meslekten insanların tabii ki bazıları delil bırakmamayı bilir. Bazıları adam öldürmesini diğerlerinden daha iyi bilir. Yani dikkat etmek lazım her halükarda. Herkes olabilir yani içimizde dediğiniz zaman içimizde. Hocamızın kitabı, son kitap değil mi hocam? Evet, Cinayet son, kokusunda 10. da 10. kitap. 10. kitap. Daim olsun hocamızın tabii ki kitapları. Ben not düşmüştüm, çok etkileyen bir başlıktı. Hocam diyor ki seri katiller ne sadece bir ülkeye ne de sadece bir kıtaya aittir. Son yüzyılda, bakın bu çok önemli gerçekten. Son yüzyılda kuzeyden güneye, doğudan batıya, dünyanın her yerinden seri katil haberleri geliyor diyor. Ki yine birazdan bir sonraki bölümde vurgulamak istediğim bir şey zaten bu. Konumlara göre ya da toplumlara göre, coğrafi noktalara göre değişkenlik arz etmesi, ama hocamız son kitabında bunu özellikle vurgulamış. Katil her yerde diye. Tarihte geçen çok isim var. Şöyle hızlı hızlı şöyle bir hatırlayacak olursak, şimdi benzer tarafları da var bizim dışarıdan veya bu konuları takip eden kişilerin. Benzer tarafları da var. Tamamen ayrışan tarafları da var. Ekranda da görüyoruz görsellerini, bir yandan seyircilerimiz de görüyor. İşte Albert Fish zaten filmleştirilmesinin dışında gerçekten belki de ilk duyulan olduğu için çok bilinen bir isim. İşte hocamızın Hannibal filmiyle örnek verdiği. Çünkü kendine de yani elektrikli sandalyeye mahkum edilmekten mutlu olduğunu söyleyecek kadar acı çekmeyi ve çektirmeyi seven bir profil, akılda kalan. Ramirez var orada yukarıda. Night Stalker. Onun da filmi yapıldı. Evet. Öteki de Vurnos. O da Amerika'nın ünlü kadın seri katili. Evet. Onun da filmi yapıldı. Film yapıldıysa hepsini biliyor toplum, ama bunların sayısı çok fazla. Ya da karakterler onlardan esinlenerek. Bunları biliyorsunuz siz. Ve de bunlardan bir tanesi tutunca
bence benzerlerini getiriyorlar. Ama o kadar çok ki yani yüzlercelik seri bunlar. Yani öyle bir tane, iki tane, evet, beş tane değil. Evet, her bir taneye rastlıyorsunuz. Evet. Bu tür bir polisiye. Yani sanki polisiye bundan ibaret hale geldi. Biraz tabii ki haliyle eleştirel bakışınızı da merak ediyoruz. O yüzden çok kıymetli hocam. Yapımların hani kurgulanma biçimi belki. Evet. Hani ilgisi ayrı bir boyut ama kurgulanma biçimi ya da ayrı bir boyut. Rejisör değilim tabii ki. Ben topluma ne tür bir mesaj verildiğine bakarım. Ve bir de bende bıraktığı tada, lezzete bakarım. Kişisel olarak ne kadar gerçeğe uygundur, ne kadar ikna edici ve inandırıcı gözüküyor. Bu da önemli olur benim için. Herhalde benzer şeyleri hocamla paylaşıyoruz. Şöyle bir şey, dizi ya da filmlerde benim en azından bizim kuşağın alışık olduğu bir şey var. Bir şey hem sürükleyici, merak uyandırıcı ve inandırıcıdır. O hikayeye inanırsınız seyrederken, filmler özellikle. Ama bir taraftan da kurgu olduğu gerçeğini hep kafanızda tutmaya devam eder film. Yani bunun en iyi örneği mesela Psycho'dur. O da bir seri katildir. Evet. Alfred Hitchcock, değil mi? Yani muazzam inandırıcı, böyle yer etmiş bir filmdir o. Türlü nedenlerle. Fakat bir taraftan da kurgudur, bunu bilirsiniz. Yani bunu hep bilirsiniz. Oysa ki bu diziler ya da filmler, hatta başlarına koydukları bir takım laflarla, işte gerçek öyküden esinlenilmiştir. İşte gerçek hikayedir. Hatta ya da sonuna gidip işte şu kadar yıl yattı, şu kadar sonra bilmem ne oldu diyerek daha ikna sanki tüm hikaye doğruymuş gibi anlatırlar. Ve bu aslında psikopatik bir şeydir. Tabii ki. Yani mesela antisosyallerin ve bazı kriminallerin yalanları ya da kendini savunma mantığında, ki bu bir ifade analizi yapmıştık bir pedofillerle ilgili, orada da barizdi. Bazı gerçekleri serpiştirirler kurguya, gerisi tümüyle kurgudur. Aynı şeyi yapıyorlar farkına varmadan. Yani hikaye, yani o da kendini savunacak bir şeyler söyleyecek yani. Bir halt yemiş bir insanın. Şimdi ben bunu nasıl yaptım diye kendine tam olarak itiraf etmesi çok da kolay bir şey değildir. Çok zor bir şeydir. Hep yani bu eş yolu şekli nasıl yaptım lan ben? Çok zor yani. Kavurur insanı yani. Şimdi o kadar farklı beyinler var ki, bu katiller açısından söylüyorum. Mesela adam daha önce nerede cinayet işleyeceğini şey yapıyor, planlıyor ülkenin neresinde. Ve sonra oraya gidiyor, bir kovanın içerisine işte testere, kolibandı bilmem ne filan filan koyuyor ve bir yere gömüyor. Ve aradan uzunca bir zaman sonra oraya gidip de onu oradan çıkarıp o insan öldü. Dolayısıyla testleri aldığı zaman diyelim ki fiş, fatura yok, kolibandı, yani izini bulamıyorlar. Bu önceden gidip onları yerleştiriyor ve bunları yazıyor. Ve bu haritayı sonunda ele geçirdiler. Yani x işaretlemiş, tamam, yani böyle i̇şte kafalar var. Kuruyor. Evet, kendisi. Hatta edeceği sözleri dahi basmakalık şekilde aynı sözleri eder. Tabii. Evet. Ya da hiç konuşmayacaksa hiç konuşmaz. O yüzden sahnelemedir diyorum ya. Evet. Sahneleme. Buyurun. yani bunun tabii ki bizi ilgilendiren. Şimdi benim bakış açım başka. Şimdi ben nasıl yakalandıkları benim için önemli. Ve oradaki ipuçları, oradaki zeka pırıltısı, yani polisin zekası ne kadar çabuk yakalandı ve nereden yakalandı. Evet. Bakın öldürüyor ve de bir yerlere atıyordu. Onu birleştirdiğiniz zaman bir çizme resmi çıkıyor. Yani. Ve bu tesadüf değil elbette. Hayır, ona bilir o çizme resmi çekecek ve sonunda bunu anlıyorlar. Yani bu burada bir şey çiziyor diyerekten. Ve de bir sonraki yeri öngörebiliyorlar ve ancak oraya gidip işte son mesela kurbanı atarken yakalayabildiler. Yani yine de öldürmeyi engelleyemediler çünkü kim olduğunu ve nerede olduğunu bilmiyorlardı. Ama böyle böyle kafalar var. Çizme sembolünden. Şimdi evet. Aslında katil zeka ilişkisi de başlı başına bir başlık ama hocam elbette yok, isim vermeden. Çok zeki bu değiller. Değil mi? Yani bu Hayır. Çok zeki kanaatine vardığınız örnekler oldu mu? Yani bu
tam bir bu titizlikle bu çalışma teşbih tahta olmasın kesinlikle. Yüceltmek için elbette mümkün değil. O zaman benim de hastalıklı düşünüyor olmam lazım ama hani profesyonel olarak baktığınız zaman gerçekten diğerlerinden ayrışan bir ortaya zeka koyduğunu gördüğünüz bir örnek oldu. Evet, o örnek var. Ted Bundy'nin kendisi mesela zaten yüksek IQ'lu birisiydi. Hukuk fakültesinde öğrencisiydi aynı zamanda. Kendisini savunmak için avukat da istememiştir. Ayrıca da işte intihar şehrinde çalıştı zaten. Gönüllü olarak. Gönüllü olarak çalıştı ve de başka katillerin yakalanması için ondan yardım istedi polis. Yani onunla yüz yüze görüşmeler var ve nasıl yakalanacağını ve neden bunları yaptığını anlamaya çalışmıştır onun üzerinden. Şimdi ama çok akılsızlar da var mesela. Otele kadını götürür, işte yukarıya çıkar, tecavüz eder, sonra da öldürür. Ama kaydolurken otele kendi gerçek adını vermiştir mesela. Veya olay yerinde kimliğini düşüren var. Veyahut da cesedi aracın işte koltuğunda, şoförün yanındaki koltukta ceset taşıyan var. Yani böyle akılsız adam da çok. Ve de son kurbanını elinden kaçıran var. Bakın bu neden öldürüyor derseniz büyük ölçüde aslında öldürmeden önce tecavüz ediyorsa eğer kendisini tanıyacağından korktuğu için öldürüyor. Yani konuşmasın diye öldürüyor. Yani büyük gizlemek için. Yapıyor. Evet, yani çünkü öbür türlü kadın bunu tarif edecek. Nitekim birçok insan da o şekilde yaralanmıştır. Yani öldü diye bırakmıştır mesela. Halbuki öldürememiştir. Yani boğmaya kalkıp öldürememiştir. Öteki de kalkıp gidebilmiştir. Geri gelmeleri, olay yerine tekrar gelmeleri gibi bir şey vardır. Yani bir şehir efsanesi. Aslında evet, şehir efsanesi. Ha, doğru değil. Ölüp ölmediğini kontrol etmek için oraya geliyor tekrar geriye. Yani büyük ölçüde öyle tekrar doğru, aynı yere geliyor. Hele boğduğu zaman çünkü boğduğunuz zaman birisi tekrar kalkabilir yani. Ve aynı zamanda tabii ki o fotoğraflarda da söylemiştiniz ya hocam. Bu soğuma dönemlerinde yani olay olup bittikten sonra hani oh ne rahatladım gibi bir durum beklemeyin, hepsinde öyle bir şey olmuyor. O kendi kimliğini ve kişiliğini entegre bir halde tutabilmek için zorunlu bunu yapmaya neredeyse. Yani başka türlü ayakta kalamıyor. Ayakta kalamıyor, evet. Dolayısıyla da böyle bir eyleme karşı takıntılı diye düşünmeniz lazım. Aynı mizanseni tekrarlamaya çalışıyor. Gittikçe geliştiriyor onu tabii. Daha mükemmelleştiriyor. Zeka diye görülen şey zekası iyi olabilir tabii ki. Ama nice zeki insanlar var ki ahmakça suçlar işlerler. Bu, yani bununla alakalı değil. Zeka diye düşünülmeyen, akla gelmeyen bir mizanseni kurguladıkları ve bilinen motivasyonların dışında derin başka ruhsal motivasyonlarla suçları işledikleri içindir. Ve dolayısıyla işte devam edebilmesi için de, devam edecek çünkü, yakalanmamak adına bazı şeyleri yaparlar ve otomatikleşirler. Fakat bu yine Ted Bundy'nin adını andırıcı. Onun da tam söylediği gibi lastik değiştirme işi gibidir. Her seferinde daha kolay yaparsınız. Ama bu yüzden de sarsaklık yaparsınız. Yani tabii ki evet. Sarsaklık yaparsınız. Hani çok kolay bir işmiş gibi görünce sakarlık olur ya. Rutinleşmiş gibi. Evet, dikkatiniz dağılır çünkü. Ve tam da yakalanmasını sağlayan şey de budur. Ben şöyle bir deyiş kullanıyorum. Aslında neredeyse aynı insanı tekrar tekrar öldürüyor gibidir. Evet. Farklı insanlar ilginç değil. Hocam bir müsaade ederseniz bir kısa ara verelim. Çok ilginç bir yerdesiniz. Neredeyse aynı insanı tekrar tekrar öldürüyor gibisiniz. Ya, böyle düşünüyorum ben onu. Tekrar Ted Bundy'nin yani bu tipoloji üzerinde de soru tabii soracağım. Çok güzel bir yerdeyiz. Müsaadenizle kısa bir ara. Birazdan tamam, devam ediyoruz. Çok kısa bir ara efendim. Tamam. Efendim kayıt dışı bütün heyecanıyla devam ediyor. Seri katilleri, suç ve beyin ilişkisini konuşuyoruz. Hem korkuyoruz hem de
çok merak ediyoruz. Şimdi bunun üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Çok kıymetli hocalarımız var. Profesör Doktor Sevil Atasoy ve Profesör Doktor Gökhan Oral hocalarımız bizimle birlikte. Aslında reklama giderken Gökhan hocamızdan aldığım sözü hep aynı kişiyi katlediyormuş, öldürüyormuş hissiyatının altını çizerken, daha doğrusu biz orada sözü aldık. Yine devam edeceğim hocam müsaadenizle, ama içimizdeki katil etiketinin altında öyle sorular var ki hocalarımızın her söylemi, hatta Gökhan hocamızın öğrencileri de yazıyorlar. Çok dikkat çekici sorular var. Söylemiştim, siz paylaştıkça ben de hocalarıma sormaya devam edeceğim diye. Gülistan Hanım der ki, nikotinin ve fentanilin iz bırakmadığı gerçeğine ne diyorsunuz hocam? Bunu kullanarak işlenen cinayetler olunca yanına mı kalacak katilin? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi merakla bekliyorum. Sevil hocamızın bir sözü vardı. Biz de yayına hazırlanırken günlerdir birçok alt başlığa öne çıkardık. Hocalarımızın sözlerinden alıntılar üzerinde durduk. Bunlardan biri de Sevil hocamızın çoğumuzun bildiği çamaşır suyu meselesini artık herkesin bildiği şeklinde, aslında çok altında derin anlamlar içeren sözüydü. İşte izleyicimizin sorusu da tam da bununla ilgili, öyle detaylara dikkat etmiş ki sorumuzu hocamıza yöneltmiş oldum. Kusursuz cinayet yoktur evet, ama çok merak ediyorum demiş. Dahmer nasıl uzun yıllarca kusurlu cinayetler yaptığı halde yakalanmamakta ısrarcı oldu? Orada teknik bir yetersizlik mi var? Onun ustalığı mı nedir? Çok bilinmeyen bir denklem aslında hepimiz için. Biz hocalarımızın uzmanlığına başvuracağız işte burada. Bir başka başlıklarımızdan bizi siz sorduğunuz için şimdi bunu dile getiriyorum, aktarıyorum. Toprak Asil sormuş, içimizdeki katil cezaevi ıslah eder mi? Aslında biraz sonra sakladığım bir soru ama cezaevi ıslah eder mi? Yoksa çıkınca öldürmeye devam mı ederler? Cezaevinde nasıl öldürmeden duruyor veya öldürmeden de yaşayabiliyorlar aslında? Çok güzel sorular, çok teşekkür ediyoruz. Aktarmaya çalışacağım yine hocalarıma. İçimizdeki katil etiketiyle hem Twitter'dan hem de Beyza Hakan Official, ekranda da görüyorsunuz, Instagram hesabından sorularınızı takip ediyoruz efendim. Kıymetli hocam, dediniz ki hep aynı kişiyi öldürüyor gibidir. Gibi hissediyor. Gibidir. Bu ne demek? Gibidir. Gibidir. Öyle hissediyor demedim, değişebilir bu tabii. Yani bu tekrarlayan davranışlarda, kötülük içeren davranışlarda çok sık gördüğümüz bir şeydir aslında. Sanki şunu demek istiyorum aynı zamanda. Karşısındaki kişi cansız gibidir. Dehümanize eder onu. Yani insan gibi değildir. Canlı bir varlık gibi hissetmez onu. Kendisini de öyle. Ve o kafasındaki ritüeli tekrar ederek ayakta kalır. Dolayısıyla mizansen de birbirine benzer. Ya da aynı kişinin yaptığını anlarsanız hemen... Ve aslında o öldürmek istediği kişi kim ise, onun kafasındaki imge, kadın, erkek neyse odur. Onu bazen öldürürler, annesini öldürenler de var. Bazen de ne yaparsa yapsın öldüremez, çünkü o imgedir, imgesel bir şeydir. Ve işte kötülük yapan bir kadın mıdır, canavar, işte eziyet eden bir varlık mıdır, yok etmek istediği şey neyse... Ama belki de bunu şöyle de söyleyebilirim. İçimizdeki katil dediniz, böyle çok çarpıcı bir isim. İçimizdeki kötülük aslında. Yani içimizdeki kötülük demek belki daha, bana daha şey, kapsayıcı bir terim geliyor. Yani bir pedofil için, yani bir sübyancı için de aynı şey tekrar eder. Dikkat ederseniz benzer bir şekilde... Aynı biçimde davranmaya itilir ve yapar. Ya da bir piromanik içinde geçerlidir. Ateş yakma hastalığı olan birisi içinde geçerlidir. Bu insan davranışında sık bildiğimiz bir şeydir. Ve hep bir ifade alanıdır aslında. Ama kötülükle ilgilidir. Bir çok kısa bir şey anlatayım size. Bir seri cinayet faili Fransa'daki
parçalıyor cesetleri. Yani ayrıntısına girmeyeceğim. Yakalanıyor cezaevinde. Ve çok meraklı bir psikanalist de onu analiz etmeye çalışıyor. O da gönüllü oluyor bu konuya. Bu eğlence kaça der gibi herhalde. Her neyse bir süre ilerledikten sonra bir rüyayı görüyor. Ve ertesi günkü seansa koşa koşa gidiyor. Bu gerçek bir öyküdür. Yani şeydir. Teknik bir şey değil. Koşa koşa analistine gidiyor. Ve siz bana ne yapıyorsunuz diyor. Rüyamda diyor parmağım kesildi ve canım inanılmaz acıyordu. Beni iyileştireceğiniz yere daha kötü hissettiriyorsunuz. Tabii bizim gözümüzden bakılınca insanlaşmaya başlamış oluyor. Yani bir yer kesilince acıyor kardeşim. Bir yer kesilince kendisi de çünkü öyle. Kendisine de böyle davranıyor aynı zamanda. Bir yer kesilince acıyabilir ya. Ama bu kadar cansızlaştırılmış bir nesne var karşısında demek. Bir bebekle oynar gibi. Ve aynı oyunu tekrar ediyor. İlk denemelerini de işte hayvanlarla yapabiliyorlar zaten. Onlar da cansız gibi. Hep bir tanımlama vardır. Onlar empati duygusundan yoksundur diye. O zaman empati duygusundan yoksun bir... çok insan var da. Yani yani o yani anladığımız bir hani ha seni anladım demek empati yapmak oluyor adı. Öyle bir şey değil o. Duygudaşlık kurmak çok zor bir iştir yani. Hiç kolay değil ve bu profillemede empati kurulmaz saldırganla. Hani öyle yakalanmaz. Özdeşleşilir daha beteri. Geçici olarak. O yüzden de yani bu profil çıkartanlar kabuslarla geçirirler günlerini. Onun gibi olacaksınız ki bir miktar anlayacaksınız ne olup bittiğini. Aylarca, yıllarca sürünce bu işler çok karışabilir. O yüzden. Hocam, uzman diyeceksiniz ki sen de mi çok izledin onları da onlardan etkilenerek soruyorsun. Ama gerçekten uzman seri katille bilinmeyen bir dil geliştirmişçesine o mesajı sürekli görür ve sıradaki ne? Şimdi bana ne demek istiyorsun? Şimdi hangi ipucunu bırak? Şimdi hangi sembolü gösteriyorsun bana? Ne demeye çalışıyorsun diye. Bu iletişimi, gizli iletişimi tabii bu. Fiiliyatta olan bir şey değil ama bu gerçekten var mıdır? Kendi içinizde konuşur musunuz katilin bıraktığı izlerle? Ve en etkileyen sizi Türkiye'deki olay diyebileceğiniz bir şey var mı? İkisini bir arada sorayım. Tabii yani demin o kadar çok şey sordunuz ki ben bu kadar çok şey yazdım. Yani canım o hocam, arada gelen size izleyici gelen soruları var. Onları da cevaplarım. Bu şu sizin söylediğinizde. Şimdi burada... Tek bir cinayeti aydınlatmak var. Bir de bir seri katil var etrafta dolaşıyor. Biliyorsunuz onu ve yakalamaya çalışıyorsunuz. O başka biri. O başka bir iş. Bu başka bir iş. Şimdi eğer tarifimize uygun bir biçimde iki ya da daha fazla kişiyi arada soğuma evreleri olmak kaydıyla öldürene seri katil diyorsak ki bugün artık öyle bir tanımla kabul ediyoruz. 3 değil, 2 diyoruz. 3 diyorduk, şimdi artık 2. Sebepleri daha çabuk tabii. Yakalanıyor. Daha çabuk yakalandığı için evet. Aradaki soğuma evresi işte bir hafta, bir ay, aylar, yıllar bile olabilir. Dolayısıyla onun peşinde olan polis zaten değişir, emekli olur, belki de ölür. Yani... bu nedenle de çok iyi bir dokümantasyon geride bırakmak lazım ki sizden sonra gelenler de aynı şekilde onun üzerine takip etsinler. Eğer iyi belgelemezseniz geldiğiniz noktayı o faili meçhul olarak kalır. Şimdi yani sizin ömrünüz yetmeyebilir onu yakalamaya. Veya çalıştığınız birim değişir. Başka ya bir da katilin devam kendisi eder. Ölür yani. Ya da katilin kendisi ölür ya da teslim olur vesaire. Şimdi yani filmlerde gördüğünüz gibi bir adamın peşinde bir polis böyle sürekli iz sürmüyor. Evet. Öyle bir şey yok. Bu bir ekip işi zaten. Yani tek başına birinin peşinde olan da yok. Yani Türkiye'de de görüyorsunuz hep yani. Hep ekipler var.
ortak akıldır bu. Yani tek başına böyle Komiser Colombo gibi adamlar yok öyle. Onlar hayali dedektifler ya da Sherlock Holmes'ler. Ama bir ekip lideri vardır hep. Yani tabii vardır ama yani vardır. Temelde kalabalık bir evet. insanların ve tartışarak ve konuşarak evet. farklı mesleklerin vesaire. Şimdi gelelim nikotin ve fentanile sorular vardı. Evet. Onları cevaplamadan olmaz. Buyurunuz. Şimdi nikotin ve fentanil artık sistematik toksikolojik analizde iç organ parçalarında aranıyor. Dolayısıyla birini nikotinle ya da fentanille öldürmeye kalkmayın, yakalanırsınız. Yani onu hemen söyleyeyim. İkincisi, neden yakalanmıyor bu insanlar dendi. Yakalanmamaların nedeni hedeflerin aslında peşinde olan sahipleri yok, aileler yok. Yani bu insanlar evi terk, tek başına oturuyor. Bir takım marjinal mesleklerde çalışıyorlar genellikle. Dahmer için örneğin bunlar evet. işte... işte orada burada bulunan genç erkeklerdi veyahut da genellikle seks işçilerini hedeflerler çünkü bunları kimse yokluğunu bile fark etmez yani olmadığını onun için uzun süre yakalanmamalarının nedenlerinden bir tanesi de o yani bazılarını. Hedef kitle. İkincisi bir başka soru cezaevi ıslah eder mi sorusuydu. Şimdi bazı ülkeler hele bir seri katilse buna ömür boyu hapis veriyor ve de denetimli serbestliğe hak kazanmayacak şekilde ömür boyu hapis diyor mesela. Dolayısıyla bu insanın çıkması zaten cezaevinden mümkün değil. Pandemi bir istisnadır. Pandemi yüzünden bazı ülkeler cezaevlerinden insanları erken tahliye ettiler. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç yıl içinde suç sayısının yani artacağını öngörüyoruz genel olarak yani bu erken tahliyeler yüzünden. Çünkü bunu not düşelim değerli izleyiciler. Özellikle cinsel evet. saldırılarla ilgili failler oldukça erken bırakılıyorlar. Tekrarlayıcı bir suçtur bu. Unutmamak lazım. Hırsızlık gibi filan evet. yani hırsızlıkta tecavüzde filan yani tekrarlayan hı. suçlar. Şimdi bilinen bir şey var. Bir kere cezaevine girdiğinizde maalesef yeniden suç işleme ihtimaliniz hiç cezaevine girmemiş olanın 3 katı gibidir. Yani 3 kat daha fazladır. Çok ürkütücü bu hocam. Öyle. Buna residivizm diyoruz. Türkiye'de bu sayıyı bilmiyoruz. Yani kimlerin, hangi suçu işleyenlerin ne zaman yani olaydan ne kadar tahliyeden ne kadar daha sonra hangi suçu işlediklerini bilmiyoruz. Aynı suçu işleyebilir, farklı suç da işleyebilir. Fakat bu sayı residivizm dediğimiz yani yeniden suç işleme oranı çok önemli bir değer. İnsanları ne kadar süreyle izleyeceğinizin size verir. Yani diyelim ki bilirseniz eğer yaralamadan cezaevine girmiş olanlar 3 sene içinde %80'i yeniden adam yaralayacak. O insanları 3 sene takip etmeniz lazım. Yani ama bu tabii ki çok para isteyen bir hadisedir. Yani böyle cezaevinden çıkan kişiyi ev ziyaretleri, işi yoksa ona bir iş bulmak, karısıyla arası nasıl, alkol mü kullanıyor, içki mi kullanıyor tam vesaire. Tabii ama budur. Yani şey bu. Yani modern sosyal bir devletin yapması icap ettiği şey bu. Böyle olsa tabii birçok kadın cinayetini de engelleyebilirsiniz vesaire. Bir sürü suçu engellersiniz eğer peşi sıra insanın o zor dönemi yani o dönemi bilmeniz lazım ama. Yani ne kadar zaman içerisinde hangi suçu işleyenler yeniden suç işliyorlar. Bu bir istatistik ve de ülkelere göre değişen bir şey. Yani böyle Amerika'da ya da Almanya'daki şeyi bize uygulamanız mümkün değil. Burada yapmanız lazım. Bir türlü yapamadık onu. Yani hep şeyde yani ceza ve tevkif evleriyle de sürekli görüşüyoruz. Bunun yapılması lazım Türkiye'de. Yapılmıyor. Tretman yani cezaevi içinde ıslah evet. elbette elinden geleni yapıyorlar ama kişisel ıslah yok. Yani daha çok kalabalıkları program aynı program var. Halbuki tıpkı madde kullanımını önleme gibi riske ve de koruyucu faktöre göre şey yapmanız lazım. Yani ona göre bir tretman programı yapmanız lazım. O da para isteyen bir şeydir. Yani o da biraz bir cezaevinde çok miktarda psikolog bulundurmanız gerekir. Yani bunlar hepsi tabii ki para meselesi. Bir başka bir şey daha var mıydı?
ona bakıyorum. Ha, cezaevinde adam öldürmeleri. Nasıl duruyorlar? Niye duruyor diye sordular, evet. İyi bir soru. Çünkü başkaları, evet yani şöyle, başkaları tarafından öldürülenler de oluyor. Yani kendisi suç işlemiş olan. Damer'in kendisi mesela, evet, adamı tuvaleti temizlerken kafasına vurdular. Mutlaka orada onu yalnız bırakan bir bekçi, bir gardiyan var. Onu ve bir başka birini, yani iki katili başka birisi her ikisini de kafasına vurarak öldürdü. Olur yani cezaevi içerisinde. Siz başka birini öldürünceye kadar onlar sizi öldürebilir. Hele ki çocuklarla ilgili, evet, suç işlemiş olanların hep söyleniyor. Bir de daha iyi hissedebiliyorlar orada. Tabii. İşte bunları tabii ki ayrı tutabilmek lazım, hücrede tutabilmek lazım vesaire. Bu da para. Yani cezaevi hiç de o kadar ucuz bir şey değil. O nedenle diyoruz ki yani önlemeye sarf edeceğiniz 1 lira aslında sizi daha sonra yakalayıp cezaevine koyup ondan sonra işte orada bakımından filan 10 kat daha ucuzdur. O nedenle suçu önlemeye çalışın deyip durmamızın hep sebebi suç, zaten bu. Suç önlemenin altını çiziyorsunuz. Evet. Şimdi birazdan yine spesifik katil profillerinden bazı önemli başlıklara döneceğiz ama sizlerin de çok merak ettiğiniz bir şey. Bununla ilgili Gökhan hocamız da aslında bir yapımda mükemmel naçizane bir yorumu var, yorumculuğu var ama Türkiye'de seri katil var mı? Neden çok bilmezdik biz bir süre öncesine kadar Türkiye'den çıkan seri katilleri? Neden şu anda bir sessizlik dönemi evriliyor mu suç işleme, seri katil olma zeminini oluşturan faktörler değişkenlik gösteriyor mu bu süreçte? Bize yakın mı işin özü? Şimdi buraya gelelim kıymetli hocalarım. Bağlarken siz ıslah süreciyle ilgili diyorsunuz ki nasıl suç akademisine dönüşebiliyor diye bir sorunuz var orada, ondan not almıştım. Müthişsiniz hocam. Çok teşekkür Türk seri estağfurullah. Türkiye'de seri katil bizim çok da bilmediğimiz bir şeydi. Kendimizden uzak zannediyorduk ve rahattık. Ama öyle değilmiş. Var mı yok mu, neye göre değişkenlik gösteriyor? Varlığı ya da yokluğu bizim algımızla alakalı bir şey. Türkiye'de çocuk istismarı olmaz. Bize terstir bu işler de dendi. Yani böyle şey değil. Yani suçun coğrafyası tıpkı hocanın söylediği gibi her yerde vardı. Kaldı ki biz onlara canavar diyorduk. Artvin canavarı, Çumra canavarı, Kasımpaşa canavarı. Ben lisede okuyordum. Kasımpaşa canavarı vardı ortalıkta. Yani canavar diyorduk. Ya, ki gerçekten de batıda da monster gibi algılarlar onları. Yani tabii ki vardı. Seri cinayet faili hep vardı. Seri katil kelimesi bile Türkçe'ye uygun değil. Seri killer'dan aynen çevrildiği için. Tamlamada Türkçe'de öyle olmaz. İşte o yüzden hep seri cinayet faili diyorum. Vardı, hep vardılar. Kolay bulunamıyorlardı. Artık kolay bulunuyorlar. Daha kolay bulunuyorlar. Çünkü network yoktu. Bilmiyordunuz ki şurada olmuş bir cinayetle burada olmuş bir cinayet arasındaki bağı kuracak irtibat yoktu yani. Sanki var mı şimdi? İşte. Yani mesela Kurban Bayramı'nda cinayet işleyen çocuklar. Yani İstanbul'dan çıkıp Adana'ya gidene kadar bilmem kaç tane cinayet işledi. Kimsenin birbirinden haberi yok. Ayrı ayrı soruşturuluyor hikayede. Görece daha iyi. Interpol gibi örgütler var vesaire. Belirli bir açılardan daha iyi. Daha iyi. Yani çok daha iyi diyebilirim. Çok iyimser hoca yani. Bana öyle göre, mi diyorsunuz? Bana göre çok iyimser. Evet. Ben biraz daha iyimserim. Evet, çok iyimser. Umutla bakıyor geleceğe. Evet. Logaritmik değişir çünkü bu iş. Böyle hani katlayarak gitmez. Daha da büyüyerek yani birbirini etkileyerek gelişir diye düşündüğümden ve niye bulamıyorlar aralarındaki bağları sadece teknik olarak sızlıklar ve çalışma biçimlerinden değil. Bak baştan beri söylüyoruz. Bu insanların ilgisini çekiyor. Çünkü bilinen motivasyonlara uymuyor. Yani cinayetin motivasyonu. Daha derin psikolojik bazı motivasyonlar var. Ve onları anlamaya gayret ediyoruz. O yüzden herhangi bir suçta mağdurla ya da kurbanla diyeceğiz bu tabii. Fail arasındaki bağı kurması çok zor polisin standart yöntemlerle. Yani evinde öldürülmüş bir kadın var ise mesela
Önce bunun sevgilisi var mıydı, kocası var mıydı, abisi var mıydı? Bir bağ kuracaksınız, bir motivasyon bulacaksınız. İşte bu bir hınç cinayeti mi yoksa bir işte hırsızlık mı vesaire vesaire. Ama burada bunların hiçbiri yok. Hiç tanımadığı birisi, kimsenin bilmediği birisi. Dolayısıyla mağdur bilim burada bu anlamda bir işe yaramıyor, başka anlamda bir işe yarıyor. O yüzden de klasik polisiye yöntemlerle aynı yerde dönüp duruyorsunuz, hiçbir iz yokmuş gibi gözüküyor. Ama baştan beri söylüyorum, izin kendisi orada. Öldürülme biçimiyle, cinayetin işlenme biçimi zaten bir mizansen. Orada tümüyle zaten ben ne yapmak istiyorumu anlatıyor okuyana, anlayabilene. Bunu isteyerek, bilerek mi bu izi bırakıyor, bu ritüelik? Gelsinler de beni bulsunlar, gizil arzusu olabilir tabii ki. Ama unutmayın ki bir mesaj vermek istiyor demiştim. Hı. Yani bu ifade alanına taşıyor bunu. Dolayısıyla birisi bunu duysun ve görsün istiyor. Tabii ki. Birileri duysun, görsün, benim derdim bu diyor yani. Bu şey aslında mi hocam? İsyanı mı? İntikam arzusu mu? Öfkesi mi gibi? Çocukluk çağının mağlubiyetini sözde zafere dönüştürüyor yani. Dolayısıyla bunun peşine düşen insanlarla onun arasında bir bağ, görünmeyen bir bağ oluşuyor tabii ki yani. Çünkü onun gibi düşünmeye çalışıyorlar, kısmi özdeşimler kuruyorsunuz falan filan. Bu yüzden oluyor. Yani sorunuzun cevabı mıydı bilmiyorum. Kesinlikle, en azından giriş için en azından derken şeydi yani, çok çok anlaşılırdı. Evet, en azından derken daha var. Çünkü daha konuşmak istiyoruz tabii, o yüzden ama öyle ben söyledim. Bir şeyler söylemek istiyorum şimdi tabii burada bu hocam, konunun buyurunuz üzerine. Şimdi buna da bir iki bir şey var söylenmesi icap eden. Bir kere bütün adam öldürenlerin %10-15 kadarının daha önce başka birini de öldürdüğü kabul ediliyor artık. Yani %10 ila 15'inin aslında seri katilliğe adım atmış olduğu. Yani en azından iki tane arkasında ceset var. %10 ila 15. Bu demektir ki yapılan hesaplarda Amerika'da şu anda elini kolunu sallayarak mesela bildiğimiz orada 50 tane seri katil var dolaşan. O gene. Türkiye için bunları söylemek mümkün değil yani şu aşamada. Bu biri. İkincisi, şimdi hocanın söylediği şey de tamam ki şahsı tarif ettiniz diyelim. Nasıl birisi olduğunu yani olay yerinden ve de bu kriminal profillemeyle nasıl biri olduğu ve ne mesaj verdiği vesaire. Nasıl bulacaksınız o insanı? Nasıl? Onu nereden bulacaksınız? Bankadan bulacaksınız. Onu nereden bulacaksınız? Tamam, şimdi şöyle, yani kriminal profilleme yetmiyor. Delil bulmanız lazım orada sizin. Yani ya bir kan, kıl, tüy bir şey bulacaksınız. Yani bir şey ki bir DNA elde edebilirsiniz ya da bir parmak izi bulacaksınız. Bir şey bulacaksınız. Yani, fiziki delil de çoğunda yoktur neredeyse. Hiç evet yoktur. Yani şimdi o zaman işte biz de diyoruz ki eğer uzaya gidermiş gibi giyinmezse bir insan, yani kafasında işte bone ve maske ve de İşte üzerinde şey astronot kıyafeti, ayağında galoş, elinde eldiven. O zaman hepimiz. Bir, iki, o insanla daha önce hiç teması olmamış ise hiçbir şekilde ne telefonda görüşecek, ne arayacak, ne soracak vesaire. Yani bağlantısı olmayacak onunla. Ancak o zaman siz bu insanı bulamayabilirsiniz. İşte o kusursuz cinayet. Böyle bir şey yok ama. Yani mutlaka bir iz kalıyor geride. Kusursuz onun için yoktur, yoktur evet. Diyoruz tabii. Kusurlu soruşturmalar vardır diyoruz. Kusursuz cinayet yoktur. Kusurlu soruşturmalar vardır. Şimdi böyle tarif ettiği hocanın kriminal profillemeye uygun birisini bulabilirsiniz. Bulabilirsiniz. Uzunca bir süre o zannedebilirsiniz. Ve de böylece vakit kaybedebilirsiniz. Çünkü o çıkmayabilir. Ya da adamı konuşturamazsınız. Ve yani delil de bulamazsınız. Delil de bulamazsınız. Yani bile bile bir serbest bırakırsınız. Bitti. O nedenle de yani böyle hatalar da çok olmuştur. Yani kriminal profilleme yüzünden ilgisiz insanların tam da profile uyduğu ama daha sonra da alakası olmadığı şey yapılmıştır. Yani bulunur. Dolayısıyla kriminal profilleme tek başına zaten değil, mutlaka otopsi raporu, ondan sonra nasıl öldürüldüğü, işte duvardaki lekeler, oradaki bilmem ne kullanılan silah, hepsi bir araya gelecek ki ancak farklı farklı meslekler bir araya gelecek, onlar vazgeçilmez. Tamam,
Ama muhakkak başka destek lazım. Yoksa bulmanız mümkün olamaz. Tabii ki hocam, tek başıma ben çözeceğim demedim. Hayır, tabii. Ben kriminal profillemeyi çok böyle çok metheden ekoller var tabii. Yok, hayır. Hiç, FBI işte %5'inde falan anca buluyor. Anca buluyor, doğru. Anca buluyor. Ama mesela coğrafi profilleme, o da enteresan bir hadise. Evet, yani coğrafik profil. Buradan sonra nereye gidecek? Buradan sonra kimi öldürür? Ama tercih de geçerli. Mesela isim anmıyorum biliyorsunuz. Biliyorum. Ama canavarlardan bir tanesi öyle anılıyor zaten. Yakalanıp serbest bırakılmıştır konuşmadığı için. Ve Türk öldürmeye de Ukrayna'da. Ondan sonra ve yıllar sonra yakalandığı zaman yine konuşturamıyorlar. Hem de yani Ukrayna'daki o zamanki Sovyet şeyine rağmen, becerisine rağmen, yani polisi de, polit bürosu da hepsi giriyor işin için ama ama öyle demeyin yani, ben yaptım diyor adam ama aslında o yapmamış, akıl hastası o değil. Öyle bir tarafı var. Öyle şeyler de var. Öyle şeyler de evet, var. Tabii, yani tabii. Bir Rus vardı. O kahraman muamelesi mi olmuş? Ondan ne bağlanıyor? 63 kişi öldürmüştü. Rusların bir satranç katili dedikleri bir şey vardır. Dedesi Moskova'daki bir parkta satranç oynarken, satranç oynuyorlar ortalıkta. Karşısındaki kaldırmıştır vodka şişesini, bunun kafasına vurmuştur ve dede ölmüştür. Bu da onu seyrederken dedenin ölümünü görüyor ve ondan sonra da bu insan öldürmeye başlıyor. Ve de hedefi de 64 kişiyi öldürmek. Yani oradaki taş sayısı kadar. Herhangi birilerini öldürüyor. Yani aralarında hiçbir bağ yok. Kimi kadın, kimi erkek, kimi yaşlı. Burada hedef o rakamı tamamlamak. 64'ü tamamlamak. 63'te yakalanıyor. Hakime yalvarıyor. Diyor ki ne olur 64 kişiden beni mahkum et. Niye diyor adam? İşte diyor ki satrancı tamamlamaya çalışıyordu. Yani böyle de takıntılar tabii ki var. Bu şeyi hatırlattı hocam, çivili katili. O da 9'a tamamlamaktı aslında ya hedefi. Türk katillere gelecek olursak değil mi? O ciddi akıl bozukluğu olan birisi, bir hasta o. Halen hastanede zaten galiba, bilmiyorum aslında nerede olduğunu. Tabii onun da o tabii magic bir takım şeyleri var. Yani tam olarak sol göze çivi kafatasını evet. Ya onu biraz Kenneth Cage vakası gibi bir şey, onda öngörüldü, tespit edildi mi hocam? Hani onundaki elektrik akımının aktive, tetiklediği yok, gibi yok, bir hayır, şey, hayır, benzerlik var mı? Hayır, işte mesela o bir kurgudur yani. O bir kurgu. Şüphesiz ki dengeleri daha da alt üst etmiştir hadise. Yani orası muhakkak ama gerisi bir kurgudur yani. Ve kendine has bir karakterdir yani, uzun süre tedavi eden hekimleri de tanıyorum yani. Neredeyse hiç yanıt da vermiyor tedaviye. Bu bayağı zor bir vakadır o. Mesela çivili katili bırakıp gidiyor ama çumra katili saklıyor. Şu ana kadar da ara ara değindiğiniz işaretler bunlar ama. O sadece saklamıyor tabii ki yani, onları muhafaza ediyor. Muhafaza ediyor. Tabii. Onlarla ilişkisi devam ediyor aslında bir anlamda. Tabii doğru ki mudur? Zaten zihninde de devam ediyor. Beni öldürmese de devam edecek o imgelerle ilişkisi. Tabii ki. Tabii ki devam edecek ve biliyorsunuz o höyük kazısında çalışmıştır zaten. Yani yöntemde o yöntemi kullanır. Ama nasıl bir bağ kurdu onu bilmiyoruz, adamcağız öldü gitti. O da mesela beni bıraksalar da işte çift çubuk işleri yapsam falan filan gibi şeyler söyleyerek hapishanede sonunda kendini öldürdü iddia edildi, bilmiyorum. Kolici katil mesela, Orhan Aksoy vakası da, ben de yoruldum diye onun bir karşı açıklaması var. Hani niye bunu yaptın, bu insanlara eziyet ettin, işkence ettin deyince, ben yoruldum. Gittim, asıl ben yoruldum, benle niye empati yapmıyorsunuz diyor tabii. O kadar uğraştım, yoruldum, kolay mı diyor mesela. Onu hani paketlemek, götürmek falan. Üstelik hocam, biliyorsunuz. İnanarak söylüyor değil mi? Ben görüşmedim ki, nereden bileyim. Görüşmüş olsaydım bir fikir yürütebilirdim. Yani o eskilerde bir katil tabii ki, tanışmadım, muayene etmedim, görüşmedim. O yüzden de bir şey diyemeyeceğim. Ama görüştüğüm ya da muayene ettiklerimiz içindeki birisi olsaydı bu söylediğine yarı inanırdım, yarı inanmazdım yani. Tabii yani öyle tepeden bakmanın bir parçası, bir taraftan da cansızlaştırmanın bir parçası yani.
Beni de anlayın diyor yani. Ben de yoruluyorum diyor. Yani. Ya, ve bu kızıyordu hatta bunun için. Ben asıl ben yoruldum. Tabii ben o gittim, ağır aldım, fiziksel geldim. İstismar mağduru biridir. Ve etrafı da büyük bir şekilde doğrulamıştır bunu. Yani kendi aile üyeleri de dahil. Gerçekten çok hırpalanmış bir çocukluğu var. Her gün yani. Her gün neredeyse. Ne tür tesirler uyandırdığını bilemeyiz. Şunu kardeşini unutma. Öldürmüştü galiba değil mi? İlk olarak kardeşini bu arada öldüren o muydu? Kıskandığın ilgisizlik ona o giden dolayı. Yani evet, bundan emin değilim ben. Ha, emin değilsiniz ben. Tamam, onu şart. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum. Tamam. O yüzden isim de anmak istemiyorum. Çünkü bilmiyorum. Ama şunu unutmayın lütfen. Zorluklar, sıkıntılar ne kadar örseleyici, ne kadar zahmet verici olursa olsun... Bu insandan bir seri katil çıkar ya da bir katil çıkar ya da kötülük çıkar diyemeyiz. Sakın. Bu çok büyük bir hata olur. Çok büyük bir hata olur. Hoca şeyin başlangıcında konuşmanın evrimsel biyolojiye girdi. Evet. Yani evrim teorisi üstünden düşünürsek büyük balıklar bizi kovalamamış olsaydı o minicik minicik balıklar sahile kadar gelmeyecektik. Ve karaya çıkıp yürümeye başlamayacaktık, uçmaya başlamayacaktık ve türlerin gelişimi devam etmeyecekti. Koca koca balıklardan kaçarak insana kadar, evrime inanıyorsak teoriye, insana kadar geldik. Yani örseleyici hadiseler aynı zamanda bizi değişmemiz ve geliştirmemiz kendimizi yönünde bir sonuca da yol açarlar. Bunu unutmamak lazım ve insanlık tarihi... Bir dolu travmatik olayla doludur. Yani modern hayat evet biraz zorlu ve sıkıcı hakikaten bazı yönleriyle. Biraz da biz yaş aldığımız için daha da böyle bir tatsız geliyor ama yani bir önceki yüzyılda herkes mutlu mesut bahtiyar yaşıyordu yani. Bilakis daha yani, çok daha kötü salgınlar. Daha mı yani bir gripten evet. Ölüyordu insanlar şimdi de evet tamam. Onlar korona, da mı diyordu ne kadar zor bir dönemden geçiyoruz diye. Şüphesiz ki ya yani her ailede neredeyse bir kuşak öncesinde tüberkülozdan hayatını kaybetmiş bir aile üyesi vardı neredeyse Türkiye'de. Ya da yıllar boyu sıtma çeken insanlar vardı filan yani o kadar da kolay bir zaman değildi yani. Hı hı. Hep zorlayıcı zamanlardan geçip geldik yani. Her suçun faili geçmişteki başka bir suçun mağdurudur. Yeah. Yine sizin sözünüz. Yeah. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Buyurun. Evrimsel biyoloji dediğiniz zaman yani denen şu ki yani milyon yıl önce diyerekten başlayıp kötüler, kötü olanlar iyi insanları öldürmüşler. Dolayısıyla kötüler kala 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 içimizdeki bu kötülük işte onun için geliyor deniyor. Yani aslında yani. Büyük balıklardan kaçmışız öyle i̇şte, bakarsak yani, da iyilik, yani, iyiler tarafı zayıflar tarafındayız. Evet yani. Ama mesela şimdi yapılan araştırmalar var. Dünyanın her coğrafyasında her yaştan insana soruyor. Hiçbirini öldürmeyi düşündünüz mü diyerekten. Çok yaygın evet diyenlerin sayısı. Yani şimdi yani o yok olsun istemek mi yoksa fiilen onu öldüre hayatını yani elinden alma eylemi birisi öldürsün en azından yok, ha, olsun, yok yani. Olsun yok olsun yok olması ne demek bir insanın yani ben öldürmeyeyim ama yok olsun yok işte olsun. Eceliyle de olacaksa olmasa bu insan iyi olur hakikaten herkesin kafasında böyle bir şey olabilir yani birbirine karşı böyle bir nefret ama normal olarak kimseyi öldürmüyor çünkü çoğu öldürmüyor. En çok da o karar anını zaten o yüzden merak ediyoruz. İşte o an nasıl oluyor? Dayız hepimiz aslında hocamın evet. Yerde. Şimdi o an mesela Dahmer için alkol var. Bu adam çok içiyormuş. Hmm. Çok küçük yaştan itibaren içiyor. Eğer Dahmer örneğinden gidecek olursak mesela. Çok ciddi bir alkolik. Ve de bunun maalesef farkına varanlar var ama... tedavi yoluna kimse gitmiyor. Halbuki tedavi edilseydi en azından belki de öyle çabuk karar veremeyecekti. Yani yolda koşanın kafasına sopayla vurayım demeyecekti mesela. Çok büyük etkisi var alkolün ve de maddenin. Ama maddenin de uyaranı. Yani her maddede insanı saldırgan yapmaz. Ama isim lazım değil. Bazıları agresifleştirir, şey yapar.
Şimdi agresif demişken bir monoaminoksidaz A denen bir maddemiz var. Bir madde daha öğrendik. MAO-A. Nedir hocam? MAO-A'nın iki şekli var. Anneden geçen bir özellik bu. Anne biliyorsunuz XX. X'in bir tanesinin üstünde problemli olan şekli varsa eğer, bunu oğluna geçirebiliyor. Ama kızına geçirmiyor. Çünkü kız XX olduğu için bunu taşısa bile tezahür etmiyor. Fakat bu problemli MAO-A'yı taşıyan erkek çocukları dövdüğünüz zaman aktifleşiyor bu ve de şiddet gösteriyor. İşte, o nedenle de diyoruz ki yani özellikle erkek çocukları küçükken dövmemeye çalışın. Çünkü belki bu özel MAO-A'yı taşıyan bir bireydir. Önemli bir bulguydu bu. Ve hala tetikleyebilir da, onun o öldürme içgüdüsünü. Evet, ve de hala da geçerli. Ve bunun dışında da başka doğrudan doğruya şiddetle ilgili de bu kadar ilişkili başka bir parametre bulunmadı. Ama şu var ki DNA üzerinde birçok bölgenin bir araya gelerek birlikte hareket etmesiyle şiddet oluyor. Yani tek gen, tek yönelim veya tek işte şey şiddete meyil diye bir şey yok. Bazı hastalıklar vardır tek gen, tek hastalık diye. Ama davranışlarla ilgili öyle bir şey söylenemiyor. Bir de tabii beyin tümörleri meselesi var. Beynin herhangi bir alanında... Tabii ki bir, herhangi bir hadise, rahmetli dedim Zembilci Hoca öyle demişti, Adli Tıp Genel Kurulu'nda. Mercimek kadar bir şey bile ne etki yapar kestiremeyiz. Yani bazı ilişkiler kurabiliyoruz özellikle frontal bölgede falan ama gerçekten kocaman elma kadar bir şeyi fark etmez bir adam hayatını sürdürür ama bir bakarsınız mercimek kadar bir şey gibi. İşleri değiştirir. Sinirli bir mitolojisi diyorlar da yani. Ve de gibi kafa travmaları var. Tabii ki kafa travmaları var, metabolik hastalıklar var. Artı evet. Nedenini bilmediğimiz birçok konektif doku hastalığı var. Ciddi derecede işte metabolizmayı etkileyen ve agresyonu tetikleyen sıradan herkesin bildiği diyabet dahi çok etkilidir. Niye? Değil mi? Ramazan'da insanlar oruç şey iftar vakti yaklaştığında bir iliş beyin olurlar. Evet. Tabii ki kan şekeriyle alakalı kolay bir şey değildir. Ama o an, hakikaten o an çok zor bir an olsa gerek. Herkes başka türlü yorumlamalı. Evet. Tamam, hazırlayıcı faktörler var, ilişkili faktörler var, alkol var, kişinin çocukluk hayatı var, genetik yükü var. Ama hala serbest iradesi var değil mi? Şimdi evet yani hocam, öldürme meselesiyle ilgili. Bir profil, çok özür diliyorum. Canın cehenneme deyip dönebilir elinde bıçağı alsa da. Tabii. Ama biri de o eylemi yapıyor. Tamam, bir seferlik yapabilirsiniz. Bir de pişman oluyor. Bir seferlik yapabilirsiniz bunu. Bir seferlik olur bu. O kadar sinirlenirsiniz ki kaldırıp şişeyi kafasına vurursunuz yani. O anda pişman olan tamam, bir gider ondan sonra da teslim oluyor işte zaten veya kendi intihar ediyor. Kader yani mahkum böyle oluyor. Şeyler, böyle şeyler oluyor yani. Ama bir tane sonra, yıllar sonra bir tane daha, yıllar sonra bir tane daha böyle düşün. Şimdi bu tabii ki muhakkak ki başka bir şey yani henüz anlayamadığımız belki de bir şey bilmiyorum ben. Yani meseleleri yani, eylemle çözme yani bir. Kız, hepimiz öfkeleniyoruz. Birini öldürecek kadar öfkeleniyoruz. Yani aklımızdan bunu geçiriyoruz. Yani burada oturduğumuza göre olasılıkla hiçbirimiz hırsızlıktan hüküm giymedik. Olasılıkla. Ya da ne bileyim başka bir ciddi suçla ilgili bir başımız belaya girmedi. Cezaevinde olmadık çok şükür. Yani hepimiz söz verebiliriz. Ben hayatta bu işi yapmam diye. Mesela, evet. Siz ömrünüz boyunca birini öldürmem sözünü verebilir misiniz bana? Bu yayından sonra? Yayına gerek yok yani. Belirli şartlar oluştuğunda, her şey daha sağlıklı gitse dahi savaşta mı olur? Çoluğunuza çocuğunuza birisi bir şey yapmaya mı kalkışır? Diye bir söz verebilir misin? Arkadaki motivasyon dediğimiz şey. Hiç öyle bir planım yok tabii ki evet ama evet yani
Her an her şey olabilir yani. Her an her şey olabilir. Evet. Yani bu sonuçta kötülük içimizdedir tabii. Ortam şizoidse yine sizin söylediğiniz. Evet. Yani onu onu engellemek adına tüm medeniyet kurulmuştur. Bütün yasalar, kurallar, taktikler, spordu, mizahtı, şuydu, buydu vesaire. O öfke ve şiddeti doğru yerlere kanalize edelim de birbirimize zarar vermeyelim. Niye yemeğe birlikte otururuz? Birlikte yemek yersek birbirimizi yemeyiz yani. Böylece her şey yolunda gider ve iyi olur yani. Pardon, ben hep özür dilerim. Tabii ki lafınızı kestim ama mesela bu çok şefkatli bir dede olabilir bu adam. Veyahut da çok katilden seveceğim. Tabii seri katilden bahsediyorum. Yani örnekler var tabii ki burada da. Bir dede olabilir veyahut da çok iyi bir öğretmen olabilir. Var böyle çok örnek var. Dolayısıyla ancak yakalanıp da yargılandığı sırada karısının yıllarca birilerini öldüren bir adamla aynı yastığa baş koyduğunu orada öğrenmiş ve de yani ayılıp bayılmış olan insanlar var. Yani aklının köşesinden geçmez. Yani böyle dışarıdan baktığınız zaman anlamanız mümkün değil. Bunlar böyle hırpani, evsiz, barksız insanlar da değiller. Yani ortak bir tipolojiden, bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Hayır, yani hayır. Buna şey de dahil. Genelde duyduğumuz bir şeydir olay. Kriminal... Suçluysa buna dokunmazdı. Böyle tabii. Sessiz bir adamcağızdı. Kimse mesela bir gibi Sübiyancı'nın bir eşi öyle diyordu mesela. Yakalandıktan sonra. Bizim bey mi yapacak öyle şeyleri? O hiç meraklı değil ki bu işlere. Hangi işlere meraklı değil dedi. Yani eşiyle birlikte olmaya. Çünkü çocuklara meraklı da ondan. Aklına bile gelmiyor. Ya da bir cevap teşhircinin eşi ömrü boyunca bilmeyebilir kocasının teşhircilik yaptığını. Tabii. Arada sırada gidip işte parkta bir yerlerini gösterdiğini ve gerçekten katil olduğu da aklınıza gelmez. Nasıl ki ciddi bir akıl hastalığında dahi hani çok yıkılmış artık iyice melekeleri sönmüş bir kişilikten bahsetmiyoruz ama hemen hemen çoğunda hele şimdiki tedavilerle kişiliğin ve karakterin her şeyi çökmez. Belirli yerleri sağlam kalır ve muhakemesi de vesairesi de ne bileyim bir zanaatla uğraşıyorsa o zanaatı gayet güzel sürdürebilir. Belki performansı biraz düşer ama sürdürebilir. Hala çok iyi elektronikçi olabilir. Yani bir radyonun başında saatler geçirebilir. Şimdi bilgisayarcı oluyor bunlar. Ya da bilgisayar. Şimdi mesleği ya da bir kompüterin başında işte o. Yani işleme yöntemleri değişiyor bilişim, mu? Tabii değişiyor. Yani işte gördüğünüz gibi bazı parçalar sağlam kalıyor kişiliğiyle ilgili. Artık marangozlar falan yok. Başka meslekler var. Seri katillik tamam, değişiyor mu diye. Prehistori olduk. Evet. Yani. Evet. Bu şimdiki sorum olsun ama müsaadenizle şöyle. Bir cümleyi bitirsem ben. Hocam buyurun. Yani buyurun. Dolayısıyla bir katil içinde ya da bir sapkın içinde ya da başka birisi içinde hayatının her tarafı bozuktur olmayabilir. Yani birçok kısmı sağlam kalmıştır. Sabahleyin kalkıp hadi bakalım bugün ne yapacağız diye çıkmaz yani bir kriminal yola. Aslında yolunda gidiyordur görünürde. Tabii. Bu bizim merak ettiğimiz bir soruydu. Suç işleme eğilimi yani seri katillik evriliyor mu? Değişecek mi? Normları diye oluşturan, seri katili oluşturan. Şimdi Sevil Hocam da çok güzel bir yere getirdi konuyu ama bir yine bir görüntü var. Şimdi Türkiye'den olan da, Batı'dan, Amerika'dan falan yabancı dışarıdan tırnak içinde olan seri katillerin de aşağı yukarı ortak söylediği bir şey var. Biz aslında normaliz ya da normaldik gibi. Bir müsaadenizle onu bir izleyelim. Oradan yine sorularım olacak. Buyurunuz. Ben gerekse benim aile tarafım, gerekse eşimin ailesi tarafı son derece soylu kişilerdir. Bu tip yerlerde hiç olmaz. Benim burada bulunmam tamamen yanlışlık sonucudur. Small but very potent, very destructive segment of it that I get very secret, very close to myself and didn't let anybody know about it. And part of the shock and horror for my... Herkese bir şey söylerim, güldürmeye çalışırım. Milleti güldürmek benim hoşuma gider. Son derece uygar bir insanım. Ben uygarlıktan yana biriyim. Siz nasıl kendinizi hissediyorsanız böyle cinayet işleseniz buraya gelebilir misiniz? He, böyle. Ben aynı sizler gibi sıradan biriyim. Evet.
Evet, biz normaliz. O kendini öyle görüyor. Yani. Evet, tabii. Hah, işte bu. Kendini böyle mi görüyor? İşte merak ettiğim bu. Bazen bir kısmı öyle görüyor, bazen böyle görüyor. Bir tek Ted Bundy. İşine nasıl herhalde? İşine nasıl geliyorsa öyle görüyor mu? Ne yapıyor? Şimdi konuşmak istemiyorum birisiyle ilgili gerçek karakter olduğu için ama öbürü işine geldiği zaman da hastayım diyor. Ted Bundy, biri, o bir değili geçmiş kullanıyor. Normal biriydim diyor. Bir de Ted Bundy dikkat çeken Dexter örneği gibi. Şimdi teşbih hata olmasın. Şimdi tanımları da doğru kullanmaya çalışıyorum ama özellikle siz uzmanlarımızın karşısında hem de sorumluluğu olduğu için. Ama nasıl adlandırılır? Görünüşte çok iyi. Yani bakın, presentable, söyledim. Yakışıklı. Evet, evet. Ayırt etmek öyle çok zor. Anlaşılmaz komşu inşaattaki işte. Evet yani. Kılıksız bir adam olması yani. Gerekmiyor. Evet. Ed Kemper gibi değil mesela bakılınca. Bakın öyle düşünmeyiniz. Bu basmakalıp düşüncedir. Tıpkı bu medeniyetle ilgili yorumumu yaptığım gibi yani unutmayın. Onlar normal halde kalabilmek için öldürenler. Öldürdükleri için normal kalıyorlar kendilerine göre. Görece normal bir hayatı, yani neyse onun ritmi normali artık, olağan hali onu koruyabiliyorlar ancak. Bir kısmı için, akıl hastası olanlar için söylemiyorum. Bir kısmı için ancak öyle duruyor kişilikleri hayatta. Bunları öldürmezse zaten dağılıyorlar yani. Dağılacaklar yani. Bu başka bir şey. O niye böyle oluyor? Hepsi için başka türlü açıklamak mümkün. Ya tek tek kelime kullanmak istemiyorum ama evet. Kişilik bir arada ancak öyle duruyor adeta. Aynı şey sapkınlar için bir kısmı için geçerli mesela. Aynı şey geçerli. Evet, normaller öldürdükleri müddetçe. Böyle şimdi diyeyim. Erken dönem çocukluk dedik, çıkış noktasına da. Hani hep buna bakarız ya, çıkış noktası ilk bölümde de konuştuk. Şiddet, istismar, bu faktörlere değindik. Bir şey çok dikkat çekici, Ed Kemper dedim. Ed Kemper'da dikkat çeken şuydu. Annesini hedef alma biçimi, vahşiliğin dozajını ayrı tutuyorum. Bu şuna, yani şu dikkat çekiyor. Neden direkt annesini hedef alma noktasına gelebilen profiller var seri katillerin içinde? Anne çok önemli bir figür ve anneyle ilgili çok problemi olan var. Hemen hemen evet, hepsinin anneyle ilgili sizin bir problemi var. Prim annesidir o. Evet, ilk yani, evet. Çok önemli bir yani nesne. çok ve de onu diyorum, hamileliği sırasında kadının durumunun ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani onun dahi etkisi var. Ama Ed Kemper de tabii dev gibi bir adamdı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bence onun problemlerinden bir tanesi de böyle dev gibi bir adam olmasıydı. O da olabilir. Yani çok fazla dikkat çeken. İşleri zorlaştırıyor. Evet yani belki de yani o da o fiziki durumu da onda bir sorun yaratmış olabilir. O açıdan hiç onun annesi şey, o yalnız. Anne 1957 annesi babası ayrılıyor. Tamam, psikolojisi bozuluyor. Annesi kötü davranıyor, aşağılıyor, kapatıyor ve bir sözü, senin yüzünden cinsel hayatım yok sözüyle cinayet işleme biçimi vahşileşiyor annesine karşı. İşte kafasını kesme, tecavüz etme tabii gibi annesine. Tabii suçlanıyor çünkü. Kafasını dart tahtası olarak kullanması. Al sana Dennis cinsel hayat Line Raider'da mesela. Evet. Al sana cinsel hayat diyor. Evet. Cezalandırma olarak mı görüyoruz hocam bunu? Ben tanım koyamam. Uzman olduğunuz için soru olarak soruyorum. Bakın dediğim gibi onlarla ben görüşmedim. Evet. Biz görüşmedik. Sanki birileri bir şeyler yazıyor oraya. Birileri bir şey yazıyor. O ne söyledi, o ne anladı. Yani ne kadarı kurgu, yani bu dizilerden bir farkı yok. Ha diye düşünüyorum. Ama ne olursa olsun çok güvenilir data değildir bunlar. Onu demeye çalışıyorum. Bunlar doğruymuş gibi hemen her şeyi atlamayın, inanmayın yani. Televizyondakiler de doğru değil yani. Tabii ben kaynaklar da mı yanıltıcı olabilir? Tabii. Bayağı. Üstelik peki, daha yanıltıcı yani. Evet, bir yıl kitap var öyle yazılmış. Mesela Türkiye'deki seri katillerle ilgili yazılmış kaynaklarda ki bilgiler nasıl buluyorsunuz hocam? Yazmış ya işte şu karakter, bu karakter, koleji şöyle, bu böyle. Bakın teknik bilgiler dahi hatalıdır yani. Basit, sıradan yani yaşı, nerede doğduğu, işte vesaire vesaire. Bırakın olayları, bunlar bile yani demografik veriler dahi hatalıdır. Maalesef. Hocalarım o kadar güzel anlatıyorsunuz ki şimdi
Hakan Özege diyor ki size bir sır vereyim. Televizyondaki güzel programlar geç saatte ve çok popüler kültür esiri olmayan kanallarda olur demiş. Sağolunuz. Hem ceza genel hem kriminoloji hem de şu an ceza özel alan biri olarak merakla izliyorum. Nasıl güzel bir programdır bu demiş hocalarım sayesinde. Sağ olsun. Gerçekten. Bir önceki yüzyılda, yeni gelmiş soru. Bir önceki yüzyılda ya da daha önceki yüzyıllarda işte nasıl evriliyor seri katillik derken hepsini aslında şöyle dünden bugüne de benim sorum, hazırladığım soru o. Seri katiller var mıydı? Varmış. Vardı işte tabii. Yani. Evet. Bakire kanalıyla güzelleşmeye çalışan. Tabii. Çok. Kara Kontes. Mavi Sakal var, şey var. Çok var. Var. İşte bizim Jack the Ripper var. Ve azalmıştır. Yani zannediliyor ki hani şimdilerde her şey çok daha kötü, dünya çok daha kötü, insanlar daha fazla birilerini öldürüyorlar, her taraf suç içerisinde falan, öyle değil. Cinayet sayılarında dünyanın her ülkesinde azalma var, ciddi bir azalma var. Çünkü önlemek neden? Mümkün artık, çünkü kameralar var, polisler daha iyi yapıyor, bilinci mi? Delil toplayabiliyorlar, insanlar ürkmeye başlıyor. Yani yakalanırım korkusu tabii daha arttı. O nedenle de seri katillerin sayısı da azaldı zaten zaman içerisinde. Yani 19. 20. yüzyılda gördüğümüz o hakikaten 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi. Latin Amerika'da öyle yani, Lucas'lar bilmem neler. Sayısı belli değil. 400 müdür nedir yani? Adam ki yakalanamayanlar da var bu arada. Kendileri dahi bilmiyor yani kaç kişi öldürdüklerini. Ve kayıp nüfusun ne kadarını seri katil kurban olduğunu da bilmiyoruz mesela. Hayır. Ayrıca da Türkiye'de seri katilin kaç kişi olduğunu bilmiyoruz zaten. Çünkü çözemediğiniz cinayet olduğu sürece, yani faili meçhulleriniz varsa onların kimin elinden çıktığını bilemiyorsunuz. Şu anda yakaladığınız biri ben öldürdüm demezse eğer, işte 20 yıl önce, 30 yıl önce ben birini daha öldürmüştüm demezse, size bilmeniz mümkün değil. Bir seri cinayet kurbanı da olmuş olabilir o bulunan. Tabii işte %10-15 diyorum ben size. Cezaevinde adam öldürenlerin sayısının İşte 10 kişiden bir tanesi daha önce başka birini daha öldürmüştür. Ya biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz. Mesela işte hala bir canlıya zarar vermiştir, o kesin. Bir DNA bankanız olmadığı için de bundan sonra da çıkarsa bankacı, sizi bir bankacı yapamadık o zaman. Hayır. Bir bankacı yapamadık. İçimizdeki katil dediğimiz için aslında en çok seri katillere haliyle belki hocalarımız uyarılarda bulunuyorlar. Bunların hepsine yani en azından bilgideki eksikliği ya da kurgu payını göz önünde bulundurarak izleyin diyorsunuz değil mi hocam? Kesinlikle. Ama canım eğlenmek için izleyin. Sakın onları bir kere ciddiye alıp da yani eyvah kapıyı kapatayım da pencereyi kapatayım filan, perdeleri de kapatayım demeyin yani. Batman seyreder gibi seyreder. Evet, evet. Superman yani, seyreder gibi seyreder. Yani gerçekliği bu anlamında, yoksa seri katil yok değil ama Batman hakikaten yok, evet. Ama öyle bir seri katil yok yani. Kullanma yine çekiniyorum ama kahramanlaştırmaya işaret ediyorsun. Tabii ki. Zaten derdi bu. Güçlü hissediyor. O soruya geri döneceğim. Cezaevinde fırsat bulduğu halde suç işlemeyen, hatta çok uyumlu ve hatta polisle işbirliği içinde hayatını geçiren kişiler vardır. Ve birçok bilgiyi de öyle öğrendik. İşbirliği ne kadar gerçekse tabii. Çünkü gücünün zirvesinde adam hiçbir zaman hissedemediği, yapamadığı şeyi elde etti. Mutlak güçsüzlük gitti. Herkesin tanıdığı, evlilik teklifi yaptığı, işte bilmem FBI'ın, polisin vesairelerin karşısına gelip ona hayran hayran baktığı. Unutmayın, geçmişte bir zaman, şimdi hep karıştırıyorum. Ama bir türlü yakalanamayan ve seri katil olduğu zannedilen bir gençle fotoğraf çektiriyordu polis komiseri. Çok çok bilinen bir şey bu. Güç atfediliyor, yakalanamadı ya. Yakaladı, fotoğraf çektiriyordu. Lan nasıl becerdin sen, bu hepimizi atlattın falan filan diye. Bir vatandaş olmasaydı atlatmaya da devam edecekti ayrıca. Yani işini bilen birisi olmasaydı. Bir güç atfediyor, bu sahte bir güçtür. Gerçek bir güç değildir. Yani o güçsüzlük hissini kompanse etmek için abartılıdır. Ve cezaevinde bunu hissetmeye devam eder. Etrafında saygı uyandırır.
Şu kaç cesedin var dedi. Evet, aynen demedim o lafı. İşte söylüyorum ben. Milleti korkutur, evet. Tabii, ben de şu kadar. Aslında benim işte kendi korkar, aslında evet, kendi güçsüzdür. Kişiliğin, yani içerideki yapıdan bahsediyoruz. Hı-hı. Ama tam tersi böyle bir his uyandırır. Ve bu diziler, onlardan bahsedilme biçimi, bir çeşit bir hayranlık ve güç. Tabii yakalanmıyor. Bu hayranlık ya meselesi batıda diyebiliyoruz ama işte kupaları, tişörtleri şimdi burada Instagram'da da var. Böyle burada da mı diyorsunuz? Tabii. Emin olabilirsiniz. O zaman yani yeni jenerasyondur herhalde diye düşünüyorum. En iyi izlediler Dexter'ı o kadar. Benim kahramanım Dexter diyen az kişi mi var zannediyorsunuz? Yeter ki bir tarafından yakalansın ki beğendim çünkü diyebileceği bir nokta bulsun. Ama bu aslında bir aklileştirmedir yani. Başka bir şey yok. İşte o nedenle ben de diyorum ki benim kitapları okusunlar. Orada o olayların evet, gerçek halleri var. Hem de kaynaklarla de da var. Sizin kitaplarınızı kastetmedim hocam. Hayır, sakın hayır, yanlış şunu anlamadım diyorum. Onları okusunlar, o sonra izlesinler. Evet. Yani hayır, onu izleyip sonra izlesinler. Hakikaten yani burada çünkü gerçeği görecek. Yok, laf size geliyormuş gibi oldu. Yok, gelmedi hayır bana. Ben tamam, diyorum ki tamam, ben bunu okuyup gerçeği öğrense. Doğru. Çünkü kaynaklar var. Hiç olmazsa belki daha fazla bir şeyler öğrenmek için de o kaynaklardan yararlanır. Ama dizileri izlesinler ve o zaman çok keyifli oluyor. Çünkü ben mesela çok keyif alıyorum dizilerden. Çünkü diyorum ki bak şurasını şöyle yapmışlar, şunun için böyle yapmışlar. Yani anlıyorum ama ben. Ama o sizin merakınız da var tabii ki. Ama bunu buraya, prodüksiyona buraya gecenin bu saati bize buraya mesaj gönderenlerin de çok merakı evet, var. Yani öyle, bu işi polisiye merak evet, çok. Evet. Sevil Atasoy harikasınız. Kadınlar işte var. Kadınlar işte vardı ben bilirim. Öyle hocam şeyde de böyle mutfak eşyası satan dükkanlar var ya kocaman şimdi devasa. Bir tanesine gittim, böyle bir tezgah boy boy bıçakları bıçak dizmişler. Evet. Başında aman, bir teyze ki nasıl bir teyze yani böyle pimpon zor yürüyor. O kocaman bıçakları alıyor, deniyor, koyuyor. Şimdi bütün kadınlar önce bıçaklara bakar. Burada yeri gelmişken bir buyurun, şey söylemek buyurun istiyorum. Buyurun hocam. Sonra toplu katliamlara geçeceğim. Evlerde bıçaklarınızı evet, o şeyler var ya tahta böyle kutu hani ekmek bıçağı bilmem ne bıçağı filan oralara koymayın. Evet. Çok bıçaklar iyi bu erişilebilecek bir yerde olmamalı. Kesinlikle. Hele ki açık mutfaklı evlerde yani evet, salonun orada oluyor şey mutfak orada oluyor. Şimdi modern evlerde öyle oluyor açık. Orada tezgahın üzerinde bıçak olmamalı. Onu neden gördüğü bir şey olur, kolaylaştırmayın. Çıkar, onu yani orada gördüğü anda çeker saplar. Hiç yolu yok. Hiç yolu yok. Hatta onu böyle çocuk ya da insan bedenine saplanmış gibi bir modeli var. Bazı dizilerde böyle onu görüyor. Bu sakına, çok sakına. Sayın bu bir. İkincisi. Yani okla gösterme gibi bir şey o. Evet, gerçekten. İkincisi kadınlar için tabii ki söylemek lazım. Evin içerisinde herhangi bir problem olduğu anda sakın mutfağa kaçmasınlar. Sokak kapısına doğru gitsinler. Yani dışarıya, evin dışına çıksınlar. Evin içinde kalıp mutfağa hele hiç gitmesinler. Çünkü orada çok adam öldürecek şey vardır mutfakta. Kendileri için de, karşısındaki için de. Evet. Yani bunlar evet, tabii evet, küçük çocukların olduğu yerde de bıçaklar bırakılmamalı vesaire. Yani şimdi silah kontrolü yani ateşli silah kontrollerinin giderek mesela sıkı hale geldiği mesela İngiltere'de bıçakla adam yaralama ve öldürme var. Yani bıçak çok tehlikeli bir şeydir. Yani silah o da evet, silah. Evet çok yani tehlikelidir. İllaki tabanca olması gerekmiyor yani. Öldürme eylemi için. Evet. En kolay ulaşılabilir. Kolay taşınıyor. Yani kolay taşınabilir. Kolay bulunur. Kolay saklanıyor. Vesaire yani. Ve işte yine balistik inceleme yapılamıyor. O yüzden kolay daha da kullanışlı edilebiliyor hatta. Ya falan. Birçok nedeni var. Bir de impulsif yani itkisel suçlarda. Çok çabuk insana saplama duygusu veriyor tabii. Evet. Nereye evriliyor derken şimdi hocamız böyle bütün bilişimci dedi. Bilişimcide kaldık zaten. Onunla birleştiriyoruz. Bir sessizlik var gibi sanki seri katil tam onu düşünürken Sevil hocamız dedi ki seri katil azaldı şu anda. Bütün bunları birleştirince bu sefer bakıyoruz bir taraftan okul baskını işte bir yerde evet, cami baskını yani toplu katliamların bu sefer
arttığını başka görüyoruz. Şey, başka bir şey tabii ki o. Evet. Böyle bir evrilme süreci mi var? Bir değişim ya da dönüşüm süreci şu anda böyle bir onu genelleme yapabilir miyiz? Ama benim her zaman çok ilgimi çekmiş ve de tekrarlamak istediğim başka buyurun bir olay var. Böyle aynı anda birçok kişi öldürenle. Bir üniversitede doktora yeterlik sınavına girecek birisi, bir kadın, genç bir kadın geliyor. Ondan sonra jüri oturuyor. Sorular sormaya başlıyorlar. O bir süre sonra bu işin iyi gitmediğini ve bunların onu bırakacağını hissediyor. Çantayı açıyor, tabancayı çıkardığı gibi hepsini öldürüyor. Jüri üyelerini kendi de intihar ediyor. Şimdi bakın yani doktora sınavına giren birisi ne olacak yani? Kal bir sonra tekrar gir yani değil mi? Ama bazen böyle insanların tepesi atabiliyor. Ama onu hesaplamış gelmiş. Mühim olan çantaya tabii onu koyarak gelmiş. Yani eğer bunlar beni bırakırsa ben bunları öldürürüm diyerekten. Şimdi suçlar nitelik değiştiriyor kesin. Hı hı. Yani daha önce hiç bilmediğimiz tabii ki şeyler oluyor ve daha da olacak. Bunlar da büyük ölçüde tabii ki internet aracılığıyla oluyor. Böyle bir soru da var şimdi. Etkisi açısından demiyorum. Ama mesela bir karanlık web yani derin web dediğimiz bir kısmı var. Özel yazılımlarla erişilebilen. Şimdi burada uyuşturucu alıp satabiliyorsunuz. Burada bir terör grubu lideriyseniz mesajlaşıyorsunuz. Nerede ne zaman ne yapacağınızı şey yapıyor. Yani sosyal medya ihtiyacınız yok. Pedofiller iletişim kuruyorlar. Pedofiller birbirlerini buluyorlar. Ondan sonra çocukları orada pazarlıyor, gösteriyor fotoğrafını filan. Yani bambaşka bir şey var artık. Yani başka bir sektör var orada. Dolayısıyla evet yani bunu artık engellemek mümkün olamayacak yani bu. İşte bu nedenle tabii orada olan biteni takip edecek olan polislere ihtiyaç var. Ve polisler de onlar gibi bir rol alırlarsa eğer. Yani günlük yaşamdaki sivil polisler. Tabii işte gibi için. Orada da kendisini işte bir pedofil gibi tanıtacak veyahut da uyuşturucu satıyormuş gibi ve tanıtacak. Ancak çok zor, çok uzun kiralık katil bulan var falan. Zor ama önümüzdeki şey bu. Bu bir. İkincisi uzaktan kumandalı bir takım şeyler var çok miktarda. Yani oyunlar otomobil falan. Evet oyunlar falan var ama otomobilleri dışarıdan kontrol etmek mümkün olabilecek gibi duruyor şu anda. Hastaneler. Bu nereye gidiyor? Hangi sonuca götürür? Hastanelerin kayıtlarını pandemi sırasında Balkanlar'da bir şeydi. Çökerttiler hastaneyi sonra da para istediler. Hatta müdahaleleri kontrol edebilir. Tabii. Verilecek ilacı o şekilde öldürebilir. Bu da bir cinayet biçimi haline geldi işte. Biçimi değil bir yöntemi oluyor işte artık o yani. Oradaki orderları değiştiriyor. Sizin hemşire orderlarına. Dediğiniz bu muydu? Bunu diyorum evet artık. Bu tip şeyler diyorum ben. Ya peki iyi pardon hocam. Otomobili söyleyeyim mesela dışarıdan hızlandırabilecek veyahut da durduracak. Hızlandırarak bir yere çarptırabilir arabayı. Siz onu normal bir trafik kazası zannedeceksiniz mesela. Halbuki o dışarıdan şey yapılmış. Müdahale edilmiş bir olay olacak. Bilgisayar var içinde çünkü. Evet. Bir de başka giderek tehlikeli başka şeyler var. O da şu. İşin bir de öbür tarafı var tabii. Şimdi bir takım hastalıkların tedavisi için beyne çipler takılıyor filan yani şu anda. Tabii, yani epilepsi böyle bir takım epilepsi böyle şeyler var. Şimdi acaba beynin belli yerlerinde hep deniyor ya hani şiddet gösterecekse şurası bilmem ne o aktive oluyor ya da değil mi? Acaba birini öldürmeye kalkacaksa diyelim ki nerede daha fazla sinyal oluyor? Günün birinde hepimizin kafasına bir çip mi takarlar? Yani şiddet gösterecek miyiz acaba diyerekten. Suç önlemek için. Suç önlemek için tabii benim derdim o. Ve de nöro hukuk alanına tabii, evet. Tabii. Ve de şimdi bu acaba işlemediğim bir suç ama birini öldürmeye kalkışacağım. Yani düşünüyorum, planlıyorum. O sırada
beni alıp götürürler mi acaba? Yani daha suç kabul edilebilir mi? Suç kabul edilebilir mi? Yine Hollywood'dan ama Tom Cruise'un oynadığı azınlık. Evet, Minority Report. Evet. Şimdi bir de onu söyleyeyim size. Şimdi Chicago'da 500 kişi polis kapıda duruyor. Evlerinin kapısına duruyor. Neden hocam? Çünkü diyor ki ya sen birini öldüreceksin ya sizden birini öldürecekler. Çünkü sizin ailede birisini öldürmüş olan var. Dolayısıyla birileri intikam alacak ve de seni öldürebilirler. Veyahut da sizin ailenizde birini öldürdüler. Sen intikam için birini öldüreceksin. Bunların sayısı 500. Şu anda aşağı yukarı predictive policing dedikleri yani öngörü polisliği, yeni bir polislik stratejisi bu. Bu yayılıyor etrafta. Etkili yavaş olur yavaş mu dersiniz? Ya da hiç yoktan uğraşıyorlar. Daha etkili. Yani evet yani. Bu aile içi şiddette zaten bir süredir kullanılıyordu. Yani eski koca işte rahatsız ediyor kadını. Bir uzaklaştırma kararıyla hop yasal hale getirilmişti zaten. Yani olası bir şiddet eylemine karşı tedbir olsun diye işte taraflardan bir tanesi uzaklaştırma kararı alabiliyordu. Ama izin verirseniz hocam başlangıçtaki soruya yani öngörülen şeyler neler olabilir? Yani şiddet biçimleri değişebilir tabii. Hı hı. Ama orada hep var olacak. Başa çıkamıyoruz. Yani sayı azalıyor, artıyor, bir şey oluyor. Bu finansal şiddet de olur, bu cinsel şiddet de olur, fiziksel de olur. Bu devam edecek. Şiddet insan var olduğu sürece tabii. olmaya zaten devam edecek. Bunu manage etme becerimiz umut ediyoruz ki yani medeniyet bir noktalara doğru gittiğinde belki daha az olacak ama İşler karıştığında yine akrep olacak. Ne bileyim mesela bu karantinada, koronada Amerika'da insanlar yağmaya başladılar mesela birden. Orada sıktır bu yağma kültürü. Bir işler karıştı mı birileri başlar yağmaya. Ve böyle bir histerik bir şey gibi de yayılır. Ben şöyle bir şey öngörüyorum hep. Hatta hocamın sayfasına yazı yarım kaldı. Sonra gönderemedim onu. Kişiselleştirilmiş terör diyorum. Bu mass murderların bir kısmı için yani kütle katilleri için. Terör de artık kişiselleştiriyor. Şimdi moda bir kelime ya bu kişiselleştirme. İşte arabanızı kişiselleştirin, cep telefonunuzu kişiselleştirin. Yani onun, o eylemin altına imzasını mı atmaya çalışıyorsunuz? Evet terör. Aslında terör çünkü terörün temel amacı korku yaratmak, yılgınlık yaratmak ya. Gerçekten bunu yaratmak istiyorlar aslında. Ama bir örgüt elemanı değiller. Yani falanca örgütün elemanı değiller. Çünkü onlarla nasıl başa çıkacağımızı aşağı yukarı biliyoruz artık. Bir yolla ilk eylem, ikinci eylemde yakalanıyor. Şimdi Biden-Manhoff gibi bir çete olamıyor ya da Kızıl Tugaylar olamıyor. Öyle bir şey olamıyor. Ancak bazı coğrafyada bazı gruplar olabiliyor. Ama terör ve yılgınlık yaratmak amacıyla mesela sizin bahsettiğiniz doktor öğrencisi gibi. İşte ya da kuzeyde yine ad atmak istemiyorum. O çocukları adada katleden manyak. Yani ne denebilir ki? Bunların bir giriyorsunuz sayfalarına ya da işte biriktirdiklerine bir yıl döküman görüyorsunuz. Karma karışık hibrit bir şey. Bir yandan Hristiyan, Katolik Hristiyan bir taraftan, ırkçı bir taraftan bilmem ne kendine göre bir şeyler iddia ediyor. Kendine göre bir ideoloji geliştiriyor yani. Buna inanmış. Arkasında kişisel bir ideoloji ve bundan yola çıkarak bu işleri de yapmaya kalkıyor. Sessiz sedasız bir göç etmiş Çinli bir kampüsü birbirine katıyor mesela. Aynı anda birçok kişiyi öldürüp. Çok örneği var. Buna ben kişiselleştirilmiş terör diyorum. Kendine göre bir mantık uyduruyor çünkü kestiremezsiniz öncesinden. Evet. Bu tür eylemlerin sayısının yani hani bunları seri katil diyeceksek mesleğörlere artacağını düşünüyorum. Artacak. Bu çünkü terör eylemi bu. Daha kolay olacak imza atması teknolojik girişimler, eylemler. Tabii bütün bunlar sayesinde çok kolay olacak. Aslında hackerlar da bir çeşit bunu yapıyorlar. Onların yaptığı şey işte sistemleri çökertmek. Yani seri halde sistem çökertiyorlar. Bu da arada, bir terör eylemi yılgınlık yaratıyor hakikaten. Bu bölümün artık sonuna geliyoruz. Bir iki dakika var. Doğru. Hızla toparlıyorum. Toparlayın. Ama ısrarla hem seyircilerimizden
hem bizim ekibimiz, hocalarım çok etkileyen, şöyle hızlı ve özetle sizi çok yer eden, yani nasıl seçersiniz bilmiyorum, var mı öne çıkan, çok etkilendiğiniz bir vaka? Tabii canım. İsim vermek istemiyorsunuz tabii ki, zaten sizin takdiriniz hocam, ama var ben mı? Nerede, bu vaka neredeyse beni çok... her vakada hala etkileniyorum. Şükür ki etkileniyorum. Çünkü en kötüsü duyarsızlaşmak. Duyarlılığını evet. kaybetmek. Şükür ki etkileniyor. Yani. Kokudan bile etkileniyorum. Her şeyde etkileniyorum hala. Alışılmıyor. Şimdi biz Masumiyet Projesi diye bir proje yürütüyoruz. Evet. 90'lı yıllardan bu tarafa neredeyse. Ben yapmadım diyen insanların iade muhakemesi için uğraşıyor. Ve de eğer biyolojik delil bir şekilde bulunabilirse onları işte yeniden bugünün teknolojisiyle incelenebilecek şekilde yeniden analiz yapılması için uğraşıyoruz. Bu şekilde yardım etmiş olduğumuz insanlar var. Beni en fazla etkileyen tabii ki içinden çıkamadığımız dosyalardır. Şöyle, mesela bir kişi öldürülmüştür. İki kişi ya da üç kişi diyelim ki orada, hangi silahtan çıktığı şey yapılamaz. Yani anlaşılamaz. Soruşturma sırasında anlaşılamamıştır. Ve içeride olan ben yapmadım demeyi sürdürür. Şimdi orada tabii ki aciz içindesiniz. Yani çünkü iyi delil toplanmadıysa, iyi balistik incelemeler yapılmadıysa vesaire, hangisi olduğunu ayırt edemezsiniz ve bu sizi uyutmaz. Çok çok üzer yani. Bu çözülemeyen vakalar bu, bu yani tam gününüze taşınıyor yani. Devamlı evet, taşınır. Devamlı. Yani buna üzülürsünüz. Çünkü dersiniz ki yani şu yapılsaydı eğer bu anlaşılacaktı. Yani ben yaptım diyeni değil ya da hani yaşı küçük diyerekten onun üzerine atılmış olduğu için öyle olayları yaşıyoruz tabii. Hayır, onu değil. Yani karar verilemeyip yine de işte bir tanesinin üzerine kalırsa, böyle hadiselerle karşılaştığım zaman, ki karşılaşıyorum tabii, üzülüyorum ve unutulmuyor onlar. Gidip gelip bakıyorsunuz evet. dosyaya. Tam yani. Çözülemeyen, istendiği gibi evet. çözülemeyen. Evet. Sorular o kadar çok soruyla... bu bölümü tamamlıyoruz ki temenni ediyorum bizim için çok önemli bir yayın. Hem 360 ekranın ilk yayını olması sebebiyle hem de Sevil hocamın ve Gökhan hocamın konuklukları itibariyle ayrıca önem arz ediyor. Görüyorum ki doyamıyor seyircilerimize, hala soru geliyor sormaya. Sevil Atasoy, cinayet kokusu. Evet. Bizim çalıştığımız... Koku çok önemli bir kelime. Koku evet, az önce siz de dediniz ya, çok etkileyen koku dediniz mesela. Dedim ki bu bölümü bunu bitireyim. Evet. Yani. Değerli hocalarım çok kıymetlisiniz. Çok teşekkürler. Siz teşekkür ederim. Bu sınırlı sürede paylaştığınız bilgiler hakikaten doyumsuz. Birçok soru hala içimizde. Bunlar hep olacak. Bu sorular hep olacak zaten ama... zaten bu tür programda daha fazla soru uyandırmak içindir aklımızda. Tabii. Gerçekten biz de o soruların peşinden gidiyoruz hala. Birçok soru var kafamızda. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Kısa bir ara efendim. Biz gidiyoruz. Evet. Efendim, içimizdeki katili sorduk, sorguladık bu programda. Aslında aramızdaki katili de sorgulamadık değil. Bize ne kadar yakın, bize ondan ne kadar uzağız, güvende miyiz? Belki de içgüdüsel olarak asıl merak ettiğimiz bu. Aslında o yüzden seri katillerin hayat hikayelerini çok merak ediyoruz. Gökhan Hoca dedi ki, aslında içimizdeki katil değil, içimizdeki kötülük. Ve Sevil Hoca da dedi ki, seri katiller her yerde. Ortak görüş demek ki insanlık var olduğu sürece kötülük de, cinayetler de devam edecek. Biz de araştırmaya devam edeceğiz. Sizlerin olduğu gibi bizlerin merakıyla bu konular konuşulmaya hep devam edecek. Belki evrilerek ama konuşulacak.
İlk programın sonuna geldik 360 ekranlarında. Bizimleydiniz biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yine heyecan dolu bir bölümle karşınızda olmak üzere efendim. Hoşçakalın.